Merhabalar arkadaşlar. Ben Buraya Neden Çıktım serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Mert Güzel Kasap ve hemen Yiğit Yavuz 9 Eylül Üniversitesi'nden, Mert Güzel Kasap Marmara Üniversitesi'nden yanımda. Bugün böyle tatlı bir muhabbet geçireceğiz lisans ve yüksek lisans eğitimleri hakkında onlarla. Hafif böyle kafe sohbetleri tadında geçmesini istiyoruz bu serinin. Açıkçası bu seriyi yaparken hedefimiz şuydu. Hem lisans öğrencilerine hem de bölümü düşünen arkadaşlara İleride meslek hayatlarında ne yapabileceklerine dair bir referans, bir böyle ileriye dönük örnekler göstermekti. Başarılı arkadaşlarımızı bir araya getirerek, onları diğer arkadaşlarımıza buluşturarak böyle bir seriye imza atmak istedik. Bugün de ilk konuklarımız okulumuzun mezunları, şimdi yüksek lisans öğrencileri. Ben ilk önce hoş geldiniz demek istiyorum abi, ikinize de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk oğlum. Sağ olasın. Şimdi öncelikle açıkçası böyle yüksek lisans serüveninizden önce biraz abi lisansa başlarken bir muhabbet başlatayım istiyorum. Lisans süreciniz nasıl geçti diye girmek istiyorum Kâtip Çelebi'de. Onun öncesinde uluslararası ilişkilere nasıl geldiniz abi? Hani bir uluslararası işler okuyayım dediniz de mi geldiniz, yoksa tuttu da mı geldim, ya da tuttu da nasıl hissettiniz? Bir hedef var mıydı, başka bir hedef? Onları beni bir aydınlatırsınız. Sırayı kime vereyim, Sen size başlamak sıramı istersin. nasıl isterseniz böyle. Kim başlamak isterse. Benim için fark etmez. Mert başlayabilir. Tabii. Tamam. Ben başlayayım o zaman. Şöyle anlatayım ben. Açıkçası eşit ağırlık öğrencisiydim lisedeyken zaten. Sonrasında hani bir yani eşit ağırlık bölümüne tabii ki gitmem gerekiyordu. Sözel düşünmemiştim. Eşit ağırlık bölümlerinden bir tanesine gidecektim. Zaten aklımda iki bölüm vardı açıkçası. Yani diyordum ki ya hukuka gideceğim. Zaten klasik. Eşit ağırlık öğrencilerinin klasik yaptığı seçim. İkisinden biri zaten. Ya hukuk ya da uluslararası ilişkiler diye düşünmüştüm. Yani diğer İBF bölümlerini açıkçası düşünmemiştim ilk başta. Sonrasında açıkçası ilk hedefim, birinci hedefim hukuktu. Ancak hukuku tutturamadım ve uluslararası ilişkilerin de iyi bir opsiyon olduğunu düşünüyordum açıkçası. Bir de şöyle bir durum da var. Yani siyasete, politikaya vesaire de ilgiliydim. Ayrıyetten, ek olarak yani. Ve İngilizcemin de iyi olduğunu düşünüyordum diğer yaştaş arkadaşlarıma göre. Dolayısıyla hem İngilizceyi kullanabileceğim, İngilizcemi geliştirebileceğim bir bölüm olduğunu düşündüm. Hem de dediğim gibi ilgi alanım yani bir yerde. Dolayısıyla ikinci opsiyondan bölüme o şekilde girmiş oldum ben. Böyle bir şeyim oldu yani girişim oldu. Mesela abi kendimden bir böyle bir örnek vereyim. Bizim birinci sınıfta lisedeyken seçmeli uluslararası işler dersimiz vardı. Ve ben gerçekten o derse bayağı berbattım. Bayağı Allah Allah. kötüydüm. Hani hakikaten dedim ki ya uluslararası işler böyle bir şeyse ben yandım, yani TM'ye gideceğim diye düşünüyorum. Çünkü kafamda da TM ekmek var. Açıkçası hedef olarak da hani böyle düşünüyorum. Güzel bölüm diyorum, hani dil falan geliştiririm. İleride dile yönelik bir şeyler yaparım diyorum, ama öyle bir korkuttu ki beni o ders böyle. Allah diyorum ya, yandık, nasıl çıkacağız için içinden falan diye düşünüyordum böyle. Tabii sonrasında ilerledikçe, biraz daha bölümü anladıkça daha çok ısınmıştım. Şimdi bir de Yavuz'u dinleyelim olmazsa. Teşekkür ederim. Mert'e de, Orkun size de, topluluk nezdinde hepinize teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Gerek işte seçkin hocalar olsun, Didem hocamız, bölüm hocaları nezdinde. Hepinize teşekkür ederim Ben davetiniz de bilmukabele söylemeyi unuttum tabii biraz hafif heyecanlandım sanırım direkt ve girdim konuya. Ben de aynı katılıyorum Yiğit'in sözlerine. Teşekkür ederiz bu vesileyle. Yeniden sağ olun. Tüm katılımcılara da inşallah güzel, verimli bir toplantı olur diyeyim baştan. Şöyle, benimki de aslında ben 6. sınıftan, 7. sınıftan bu yana siyasete çok ilgiliydim. Fakat bu biraz güncel bir siyaset hevesiydi. Yani politik olayların Türkiye'deki veya işte Türkiye'nin geçmişindeki daha çok olayların biraz daha böyle benim tarafımdan çok o dönemlerde biraz da dönem dizileri vardı. Biraz onlardan böyle yarattığı bir politik gündemi takip etme, işte siyaseti takip etme gibi bir heves oluşmuştu. Ve 6. sınıftan hatırladığım 6. sınıfta da çok değer verdiğim bir hocam vardı, Türkçe hocamız. Onun da benim üzerinde bıraktığı bir etki vardı tabii. Onun da böyle bu alanlara yönelik hevesi vardı. Onunla birlikte 6. sınıftan bu yana böyle sosyal olaylara, sosyal bilimlere çok daha fazla eğilmeye başladım ve liseye geçtiğimde de aslında hedefim siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyabilmekti. Yani sadece uluslararası ilişkiler değil,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyabilmekti. Hatta belki siyaset bilimi ve kamu yönetimi daha öncelikli kafamda düşündüğüm ilk başlarda bir bölümdü. Daha sonradan işte uluslararası ilişkilerin de daha yetkin, daha disiplinler arası bir bölüm olduğunu fark ettikten sonra uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak istemiştim. Öyle çok yalpalamadım açıkçası. Sadece 10. sınıfta tarih dersim çok iyiydi. Tarihi çok seviyordum ki halen çok severim. ODTÜ'de tarih okumak gibi bir hedef koymuştum kendime. Keza şöyle, Sözel'den de, Sözel öğrencisi olmama rağmen Sözel'den de girmiştim ve puanım da açıkçası tutuyordu Mimar Sinan'dan, Boğaziçi haricinde ODTÜ gibi bölümler. Ama uluslararası ilişkilerde TM'den İzmir, Ankara, İstanbul'da tercih yapabileceğim alanlar olunca öncelikli olarak onları yazdım. Ve tercih listemde sadece siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve tarih vardı. Tarih sonlarda içimde kalmasın diye yazmıştım. Ve böylelikle İzmir'e, böyle biraz da Kâtip Çelebi Üniversitesi'ni bilmiyordum ama İzmir olmasından ötürü tercih yaptım. Ve böylelikle uluslararası ilişkiler bölümüne geldim. Uluslararası ilişkilere gelişim böyle. Uluslararası ilişkilere geldikten sonrası da herhalde başka bir sorunun cevabı evet, oldu. Evet, evet. Şimdi ona geçecektim. İlk böyle bir giriş yapalım dedim. Uluslararası ilişkiler alanına nasıl atıldınız? Açıkçası burayı seçerken neler hani düşündünüz, neler yaşadınız diye sormak istedim. Ya genel olarak herhalde hepimizin böyle bir benzer durumları var. Hani ya tarihe ilgimiz, ya siyasete ilgimiz, ya da sonrasında işte hukuk olmayıp uluslararası ilişkiler acaba bir gidip bir görsem, bölümü daha çok araştırıp bölüme başlayanlar oluyor mesela. Genelde hep uluslararası ilişkiler okuyanlar bu tarz, yani bu tarz duyumlar alıyorum. Şimdi daha bir şeyi sormak istiyorum size. Hani bölüme başladınız. Mesela ben hatırlıyorum, ben çok böyle ilk zamanlarda afallamıştım. Hani İngilizceyi bir görünce dedim ki yani Allah Allah ya nereye geldik falan olmuştu tekrardan böyle. Siz neler yaşadınız abi? Birinci sınıftasınız. Hatta hazırlıktan almayayım yani. Birinci sınıftan alayım sizi. Birinci sınıfta uluslararası ilişkiler ilk dersine girdiniz. Muhtemelen siyaset dersi oluyor galiba. Değil mi? Öyle hatırlıyorum yani. Ya ben şeye girmiştim. Sanırım siyaset bilimine giriş miydi? O tarz bir ders olabilir. Valla hocanın ismini de unuttum ya. Sadece birinci sınıfta gördüğüm için unuttum yani gerçekten. Dolayısıyla evet ilk Pazartesi dersim oydu günleri. benim de. Ya mesela ben çok korkmuştum abi o derste ilk başta. Hani böyle kavramlar falan çok yabancı geliyor. Yani... Çok haklısın. Şöyle söyleyeyim. Yani ilk biz derse girdik. Hoca böyle öyle bir kavram yüklemesi yaptı ki bir de İngilizce'de anlatıyordu dersi. Dolayısıyla bizim böyle bir kafa allak bullak oldu yani. Çünkü ilk kez duyduğumuz terimler hani bu işte ne bileyim realizmi, liberalizmi falan ne olduğunu hani çok bir cümleyle falan anlatabilecek durumdayım ben. Bilmiyorum yani detaylı olarak. Bir anda böyle kavramsal işte girince konuya ben de bir afallamıştım dediğin çok doğru. Yani özellikle ilk sınıflarda, ilk 1-2 sene böyle bir durum vardı. Örneğin ya abi. Bende de şöyle, hazırlıkta çok bunalmıştım hazırlık okumaktan. Çünkü artık hazırlığın ikinci döneminde özellikle Mart'tan sonra konu kalmamıştı. Artık gramer konusu da kalmamıştı. Artık böyle şarkı falan ezberliyorduk ana sınıf çocuğu gibi. O yüzden çok böyle sıkılmıştım. Artık bir bölüme geçsek de böyle işte siyaset okusak, ne bileyim işte böyle güncel konuları tartışsak falan diye böyle şey yapıyorum, yırtınıyorum yani. Velhasıl geçtik şeye. Hiç unutmuyorum ilk dersimizde eğer Kâtip Çelebi öğrencileri çoğunluktaysa Semih Hoca'yı herkes tanır. Semih Hoca'ydı ilk dersimiz. Semih Hoca da eğer daha sonra izlerse zannediyorum o da hatırlar o dersi. Çünkü enteresan bir anıydı. Semih Hoca böyle işte bölüme giriş sırasına göre 1, 2, 3, 4'e göre herkesi tek tek işte neden uluslararası ilişkilere geldiniz? Niçin işte bu bölümü tercih ettiniz? Hedefiniz nedir, amacınız nedir vesaire bu tarz sorular soruyor. Herkes standart cevaplar verecek. Böyle böyle işte sınıfta bir tanışma safhası olacak. Eğer izlerse zannetmiyorum çok izlediğini ama Halim Doğa diye bir bizim bölüm birincimiz vardı. Bölüm birinciliğine giren bir arkadaşımız vardı Doğa. Doğa çok düşükten başlattı seviyeyi. Hoca işte sordu niye buradasın bilmiyorum dedi. Yani neden tercih ettim de çok açıkçası bilmiyorum hocam dedi. Peki dedi hedefin nedir dedi Semih Hoca. Yani dedi çıktıktan sonra asgari ücretin bir tık üstünde bir iş bulsam yeter dedi. Ondan sonra yani biz Halim'den sonra şey bölüm birincisi onu dedikten sonra biz böyle yani yok işte ya, lisans üstü eğitim düşünüyoruz. İşte buraya çok büyük hedeflerle geldik gibi şey böyle çok abes kaçacaktı. Böyle bir ilk
şeyimizde, dersimizde, uluslararası ilişkilerin ilk dersinde böyle bir dumura uğramıştık yani. Halim sağ olsun. Ondan sonra zaten halim devam etmedi yani. İlk dönemi belki tamamlamamıştır bile. Ondan sonra zaten biz de Semih Hoca ile tanışmıştık. İlk dersimiz Semih Hoca ile olmuştu. Daha sonra da belki Mert'in söylediği hocamızdır. Gül Hoca vardı. Siyaset bilimine giriş hocamızdı. O da bir gün sonrasındaki dersimizdi. O da ben burada şu an hatırladım. Yanlış bilmiyorsam, ya yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu. Çünkü bir kez, bir dönem girdi dersimize. Mehtap Hoca olması lazım. He. Hala var mı bilmiyorum. Evet, evet, evet. Mehtap Hoca'dan da evet, yerel yönetimler dersi almıştık yanlış hatırlamıyorsam ben de. Ama bizim Gül Hoca'ydı. Gül Hoca da sağ olsun çok iyi bir hocaydı. Ondan da çok şeyler öğrendik. Öyle yani hani ilk başta girdiğimizde böyle bir tabloyla karşılaşmıştık. Ama hani zaten buraya herkes tabii aynı şeyle gelmiyor. Çoğu da belki işte bir üniversiteye gitmiş olmak için geliyor ama idealist hedeflerle veya gerçekten bölümü severek, anlayarak bitirmek için gelenler olarak zaten onlar böyle ayrılıyorduk. O yüzden biz de zaten hani derslerde daha fazla katılmaya çalışan, en azından ilgi göstermeye çalışan, anlamadığı yerde en azından anlamadık, bir de anlatır mısınız diye hocalarımızdan rica eden öğrencilerdik. Dolayısıyla ilgimiz hiç kesilmedi, muhabbetimiz de hiç kesilmedi. Aynı şimdi Barış Hoca ile olduğu gibi. O açıdan yani girişimiz çok güzel oldu. İnşallah çıkışımız da çok güzel olur bu alanda. İnşallah abi, görüyoruz yani zaten maşallah güzel gidiyorsunuz yani. Tebrik ederim gerçekten ikiniz de. Eyvallah. Lisanstan aynen yani o aynı okuldan gördüğüm insanları yüksek lisansta başarılı okullarda görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Onun için de ayrı ayrı teşekkür ederim size gerçekten. Hani okulun aynen. Adını da taşıdığınız için başka yerlere. Sağ olun. Yani benim açıkçası böyle dikkat çekmek istediğim noktalardan biri aslında burada. Birinci sınıflardan sürekli mesela hazırlıktan birinci sınıftan bölüme dair işte zorluklar hani girdik ama ne olacağız gibisinden çok fazla topluğa sorular geliyor. Hani biliyorsunuz biz topluluk olarak işte birden dördü yüksek lisansla herkesle ya doktoraya kadar böyle herkesle iletişim halindeyiz. O yüzden herkesin derdine de böyle ulaşmaya çalışıyoruz. Hani bu seriyi başlatırken amacımız aslında bu dediğimiz bu birinci sınıfta bizim yaşadığımız sorunları arkadaşlara biraz daha böyle anlatarak hani onları hazırlayarak götürmekti başta dediğim gibi. Yani gerçekten şu an hepimizin aynı durumda olduğunu tekrardan görüyorum. Hani ilk bir geldiğimizde o afallamayı yaşamışız hepimiz. Onlar da muhtemelen bunu yaşıyorlar ve atlatacaklar diye düşünüyorum. Çünkü herkese bir umutsuzluk oluyor başta. Hani gerek iş korkusu, gerek eğitim korkusu. Ama ben de şey hatırlıyorum mesela Kerem Hoca'nın bir sözü vardı bize. Bu bölüme geldiyseniz diyordu, bu bölüm size bir meslek vaat etmez demişti bana. Yani gerçi sınıfa. Sakın bir meslek alarak çıkacağınızı düşünmeyin. Sadece şunu yani şöyle eğer diplomat olacağım demiyorsanız hani buradan mezun olup Dışişleri Bakanlığı'na çatır çatır işte girip oradan mezun olmayı oradan diplomat olmayı düşünmüyorsanız bu bölüm size bir meslek vaat etmiyor. Bir kişisel gelişim vaat ediyor derdi. Onda siz nasıl kendinizi oynarsanız ona göre hareket edersiniz demişiz. Gerçekten çok benim bizzat aklıma yatan bir cümlesi olmuştu Kerem Hoca'nın. Buradan bizlerse kendisine teşekkür ediyorum. Akılda kalıcıydı böyle. Yani ben de ona göre mesela daha çok sonrasında yolumu çizmeye çalışmıştım. Hani isteklerim, ben ne yapabiliyorum, bu bölüme geldim ve bu bölümde nasıl ilerleyeceğim gibi aklıma daha net oturmaya başlamıştı. Ya görüyorum ki sizde de öyle muhtemelen hocaların böyle oturtmuş sizde nasıl gideceğinizi falan. Hoş bir deneyim bence. Tabii ya şey, birinci sınıfta olan herkes için evet öyle bir bocalama dönemi, öyle bir ya çok istese de gerçekten çok ideali olarak bu bölüme gelse de ilk başta bir ya benim hayal ettiğim bölüm bu muydu afallaması muhakkak oluyor. Evet. Çünkü yani cahil aklı bilmiyorsun. Hani zannediyorsun ki işte güncel ben kendimden söyleyeyim yani güncel siyasi olayları tartışacaksın zannediyorsun veya işte böyle çok demokratik bir tartışma ortamında bulunacaksın, siyasi fikirlerini şey... Aslında öyle bir şey olmuyor. Ama daha sonra bunun normal olduğunu anlıyorsun veya işte içinde bulunduğun eğitim şeyinin normal olduğunu anlıyorsun. Bir de bizim esasen hep yani Barış Hoca olsun, Burç Hoca olsun, Semih Hoca olsun hep onlara söylediğimiz bizde uluslararası ilişkiler öğrencisi olduğumuzun ayırdığı üçüncü sınıfta oluşmaya başladı. Yani birinci sınıfta, aynen ikinci öyle. Sınıfta çok beklemesinler yani. Hani tabii olabilir. Gerçekten çok ait hissediyor olabilirler. Çok müthiş şekilde bağlanmış olabilirler ama en azından kendim için söyleyeyim. Üçüncü sınıfta ya evet bu alanda bir şeyler yapıyoruz veya bu alanı anlayabiliyoruz şeyi oluşmuştu. Çünkü önce zaten bir hiç bilmediğim bir alanın ne kadar ilgin olsa da terimsel terminolojisine hakim olmadığın bir alanın içerisine düşüyorsun. Ve tabii ki ister istemez bocalıyorsun ama o ilgin ne kadar diriyse seni alanın içinde tutmaya yetiyor ve üçüncü sınıftan sonra özellikle yavaş yavaş kafanda bir şeyler oturmaya başlıyor.
Ya ben de şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi bizim bölüm çok enteresan. Hem her şey olabildiğin bir bölüm hem de hiçbir şey de olamadığın bir bölüm. Yani bir garantisi yok. Ya Doğru. hep ya mantığı işliyor birazcık. Ancak her şey de olabiliyoruz. Yani pozitif tarafından bakarsak böyle bir durum da söz konusu. Ancak burada alan belirlemek çok önemli. Yani yine bir tane hocamızla kim hatırlamıyorum. Yani bir şeyde ne olursa olsun en iyisi olun demişti. Yani yaptığınız işte iyi olduğunuz zaman bu işte özel sektöre yönelmek olabilir, devlete yönelmek olabilir, ya da akademiye yönelmek olabilir. En iyisi olduğunuz zaman ya da en iyisi olmaya çabaladığınız zaman kendi çevrenizde zaten bir yerlere geliyorsunuz. Dolayısıyla yani burada hedef belirlemek bence çok önemli. Yani sadece işte derslerden geçer net olayım ve kendimi işte geliştirmeden sadece dersleri geçeyim kafasında, yüksek not olsa da sadece dersleri geçeyim, derslerde başarılı olayım kafasında yaklaşırsanız konuya, ben açıkçası çok başarılı olunabileceğini zannetmiyorum. Yani aynı uluslararası ilişkiler nasıl multidisipliner bir şeyse, alansa, yani birden fazla disiplini içine katıyorsa, sizin de aynı o şekilde olmanız lazım. Yani birazcık çoklu hareket ediyor olmanız gerekiyor. Hem Evet. kendinize başarım katmanız lazım, farklı alanlardan farklı ne bileyim eğitimlere, seminerlere vesaire katılarak, hem de spesifik bir hedef de belirlemeniz lazım kendiniz için. Yani ben de Mert'e katılıyorum bu noktada. Çünkü şöyle, bize de Orkun'un söylediği gibi Kerem Hoca biraz da üslubu gereği şeydir. Çok net konuşur, kesin Evet. konuşur, keskin konuşur. Ve o yüzden de böyle akılda kalıcı da olur. Bize de aynı şeyleri söylemişti. Bu bölüm size altın bilezik takmayacak. Çıktığınızda belki uzun süre işsiz kalacaksınız, kendinizi geliştirmezseniz. Benim uluslararası ilişkilerden mezun ettiğim CEO olan öğrencim de var. Henüz iş bulamamış. Üstünden 7-8 yıl geçmesine rağmen henüz iş bulamamış öğrencim de var. Seçim sizin demişti. Dolayısıyla bence diğer hocalarımızın da tabii söylediği gibi burada uluslararası ilişkiler evet belki bir altın bilezik takmıyor. Çıktıktan sonra ben doktorum, ben mühendisim gibi bir şey yaratmıyor insanın, mesleki sıfat yaratmıyor belki ama bence çok güzel bir sosyal beceri kazandırıyor. Beşeri ilişkilerde insanlarla nasıl iletişim kuracağını veya karşındaki insanla nasıl iletişime başlayabileceğine güzel bir sosyal zemin, kültür, entelektüel bir yapı kazandırıyor. Dolayısıyla bu aslında birçok şeyin de kilidini açan bir şey. Ya ben şu anda halen özel sektörde çalışıyorum. Buraya da zaten işte Dilara sağ olsun, onun biraz esnetmesiyle zamanı böyle 8'e yetişebildim. Mesela benim çıktıktan sonra iş bulabilmemin sebebi aslında tamamen uluslararası ilişkiler döneminde, yani o lisans döneminde kazandığım o entelektüel birikimi veya işte o kazandığımız sosyal zemini bir şekilde sosyal ilişkilerimize yansıtabilip oradan aynı kültür seviyesinde, aynı işte ilgi alaka seviyesinde insanları bulabilmekle, o network'ü sağlayabilmekle oldu. Dolayısıyla evet belki öyle bir mesleki sıfat kazandırmıyor ama diğer bölümlerin aksine çok güzel bir sosyal beceri, sosyal imkan sağlıyor insana diye düşünüyorum. Bunu da üstüne giderek, inat ederek açabiliyor insan o kilidi diye ben de önermek isterim yani. Kesinlikle Mert'in abi. söylediği gibi. Size çok katılıyorum. Hani sadece ders ve akademik anlamda ya bir yere gelebilirsiniz ama bu bölüm gerçekten sosyalleşmeyi ve diğer aktiviteleri de yanına kesinlikle istiyor. Yani onu net ve açık söyleyebilirim. Yani ders evet bir yere kadar ama yanına bir şeyler eklediğinizde siz hakikaten bir uluslararası ilişkiler öğrencisi oluyorsunuz. Yani onu hissediyorsunuz. Ben de sizin dediğiniz gibi gerçekten ikinin sonu böyle üçün başlarında ben artık evet uluslararası ilişkiler öğrencisiyim ve bunu anlıyorum demeye başlamıştım. O ilk böyle artık hocalarımızın neler anlattığını, işte literatürden bahsettiklerinde, ha evet bak bu vardı, evet ben bunu hatırlıyorum dediğimizde aslında uluslararası ilişkiler öğrencisi oluyoruz gibi hissediyordum ben de. Aynı şeyleri söylüyoruz gerçekten 3. sınıfta benim de başlamıştı. Açıkçası şu an değinmek istediğim nokta, böyle kafamda sohbeti ilerletmek için bir noktaya geldim. Lisanstayken örneğin hani herkeste bir bizim bölümde şey vardır böyle bir motto vardır. Gelirsen diplomat olursun gibi hedefler falan. Örneğin sizde böyle bir şey oluştu mu? Ya da daha öncesinde hani bir siyasete atılayım ya da gideyim şirkette çalışayım, özel şirkette çalışayım ya da sosyal işte sivil toplum örgütünde çalışayım. Ya da direkt tam tersine direkt yüksek lisans hakikaten hoca olmaya yönelik, öğretmen olmaya, akademisyen olmaya yönelik bir amacınız var mıydı? Onu merak ettim.
Hani bu yola nasıl girdiniz açıkçası? Onu çok merak ediyorum. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Şimdi benim aslında birazcık enteresan. İlk girdiğim sene uluslararası ilişkilere yaklaşık yani hazırlık 2015-2016 yılı oldu. 2016-2017 eğitim öğretim yılım oluyor. Hı-hı. O dönemde başladım ben bölüme. Uluslararası ilişkiler topluluğu vardı yine aynı şekilde. Oradan topluluk başkanıyla tanıştım. Merve diye bir kızdı. Sonrasında kendisiyle zaten hala şu anda arkadaşım bana bir sivil toplum kuruluşundan bahsetti İzmir'deki. İşte dedi AB projeleri yapıyor vesaire. İşte katılmak istersen gel. Pi Gençlik Derneği zaten duyan olmuştur belki bilmiyorum İzmir'de olan arkadaşlar varsa. Ben kendim de bahsettim zaten size daha önce. Yüz yüze konuştuğum kişilere bu şu an buradaki arkadaşlara da daha önceden. Kendisi orada gönüllü olduğunu söyledi. İşte istersen sen de katılabilirsin vesaire dedi bana. Ben derneğin çağrısını takip ettim. Sonrasında başvuru yapıp girdim sivil toplum kuruluşuna. Şimdi normalde dışarıdan hani standart bir gönüllülük faaliyeti olarak gözüküyor aslında. Ve bana çok bir şey acaba katar mı katmaz mı çelişkisi içerisindeydim. Sonra Avrupa Birliği ile çalıştığını fark ettim derneğin. Yani Avrupa Birliği projeleri yürütüyor, uyguluyor. Aynı şekilde gönüllü gönderiyor Avrupa'daki belli başlı sosyal sorumluluk projelerine ve gönüllü ağırlıyor. Bu şekilde bir uluslararası bir dernek yani. Dolayısıyla ben dedim ki hani hem kendi İngilizcemi geliştirebilirim buradaki işte yabancı insanlarla konuşarak ya da projelere giderek hem de kendime bir şeyler katabilirim dedim. Çünkü bir AB projesine katıldığınız zaman yani Erasmus Plus tarafından bütçelenen, fonlanan bir projeye katıldığınız zaman bir tane sertifika alıyorsunuz her projenin sonunda. İşte bu ilgili katılımcı şu tarihlerde, şu ülkede, şu konu üzerine bir projeye katılım göstermiştir diye. Avrupa Komisyonu'ndan imzalı bir sertifikanız oluyor. Aynen YouTube'da şu an. Geldi, örnek geldi. Süper. YouTube'da değerli bir evrak. Neden değerli bir evrak? Hem CV'nize ekleyebileceğiniz bir evrak hem de Avrupa'da oldukça geçerli yüksek bir evrak. Yani hani Orta Doğu'da geçerli belki olmayabilir ne bileyim Orta Doğu ülkelerinde atıyorum şu an. Ama Avrupa'da çalışmayı ya da Avrupa'da yaşamayı düşünüyorsanız ya da Avrupa alanında çalışmayı düşünüyorsanız UTPES ve bunun gibi sertifikalar önemli. Yani CV'nize ekleyebilirsiniz bu tarz sertifikaları. Ben de bunu tabii ki İlk başta değil de girdikten ve biraz işlere adapte olduktan sonra farkına vardım. Yani bana gerçekten kazanım sağlayabileceğini bu sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yapmanın bir süre sonra farkına vardım ve daha çok dahil oldum. O gün bugündür açıkçası orada gönüllülük yapıyorum hala da. 3 sene oldu yani 2017'de başladım. 3 sene şu an 3. senemdeyim. Ve bana bambaşka bir kapı açtı mesela. Yani benim bir taraftan okul hayatımla beraber sivil toplum hayatımda yürüyordu. Hatta öyle ki çoğu zaman işte bu derneğin işte yurt dışında faaliyeti oluyordu mesela. Yurt dışında bir proje oluyordu. Ona katılmak için ben vizelere girmediğim zamanları biliyorum. Yani vizelere mesela dilekçe hazırladım. Dilekçeyi verdim öğrenci işlerine. Ondan sonra vizelerden muaf oldum ve muafiyet sınavlarına girmiştim. Mesela öyle bir iki kere öyle olaylarım olmuştu. Hocaların peşinden koştum yani o yüzden. Hocam işte vizeye giremedim, mazeret sınavına girebilir miyim vesaire. Pardon muafiyet dedim ya mazeret sınavına. Mazeret sınavına girebilir miyim vesaire diye. Hatta okulu bile aksattığım dönemler oldu. Sivil toplum sevdasına öyle söyleyeyim. Ve açıkçası kendimi de bulmama vesile oldu. Yani ben sivil topluma çok açıkçası şeymişim. Nasıl diyeyim? Yetenekliymişim ve ilgiliymişim onu fark ettim. Çünkü sosyal bir insanım. Sivil toplumda size bunu sonuna kadar vaat ediyor. Yani insanlarla konuşmayı ve bir şeyler paylaşmayı seviyorsanız ve yardımcı olmayı seviyorsanız sivil toplum tam size göre. Yani herhangi bir STK'da okula ek olarak kendinizi geliştirmek için gönüllülük yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Oradan da yani 3 senedir ben bu AB projeleri alanında çalıştığım için gönüllü olarak bir yerden sonra Avrupa Birliği benim tam ilgi alanım haline geldi. Yani okulda da mesela akademik bir işte özellikle Barış Hoca'nın ve Didem Hoca'nın derslerinde paper yazarken bu paperları genellikle AB alanında yazmaya başladım. Dedim ki hani ben madem bu alanda çalışıyorum, STK'da aktif olarak çalışıyorum ve Avrupa alanında çalışıyorum. Bunu dedim ki neden akademik olarak da geliştirmeyeyim? Kendimi neden akademik olarak da bir üst seviyeye taşımayayım diye düşündüm. Ve Avrupa alanını da sevdiğimi fark ettim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde
çalışabileceğiniz farklı alanlar var. Yani bu transatlantik ilişkiler olabilir, Amerika olabilir, Asya olabilir, Pasifik olabilir. Yani bir sürü farklı alan var bildiğiniz üzere. Ben de Avrupa alanını tercih etmek istedim. Çünkü dediğim gibi zaten ilgi duyduğum bir alandı. Bu şekilde bir yol çizdim kendime. Biraz uzun oldu ama tam soruyu cevaplayabildim mi onu da bilmiyorum. Abi gerçekten harika oldu. Yani asıl şu an şunu anlamış olduk buradan. Senin bir işte STK ile birlikte yüksek lisans yolunu da çizilmiş gibi hissettim ben. Onu aynen, anladım. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel bir örnek oldu bence. Açıkçası iyisi de çok merak ediyorum. Hani ya şöyle, tabii herkesin geldiğindeki hedefiyle bitirdiğindeki hedefi bir olmayabiliyor. Hatta çoğunlukla belki %90 bitirdiğinde çok daha farklı hedeflere sahip oluyorsun. Benim ilk geldiğimde yine Kerem Hoca'nın dersi. Hatta o derste de şey olmuştu, böyle bir gülüşmelere sebep olmuştu. Sormuştu Kerem Hoca işte ne olmayı düşünüyorsunuz? Uluslararası ilişkileri bitirdikten sonra bu bölüm mezunu olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz demişti. Tabii ben biraz daha o zamanlar böyle çocuksu düşündüğüm için ve biraz da böyle hala siyaset kafasında düşündüğüm için ki hep de içimde o vardır yani ve girmeyi de inşallah ileride bir böyle zaman yaratabilir, böyle bir sene çalışabilirsem kaymakamlık sınavlarına hala girmeyi düşünüyorum. O gün de hoca sordum da demiştim hocam ben kaymakam olmak istiyorum bu bölümden çıktıktan sonra demiştim. Tabii orada gülünmüştü ama şey demişti Kerem Hoca da yani mümkün neden olmasın zaten sizin bölüm mezunlarını işte İBF bölüm mezunlarını, SBF mezunlarını alıyorlar neden olmasın isterseniz olur demişti. Öylelikle kapanmıştı ama ben de ondan sonra zaten çok üstüne düşüp de yani yok ben illa bunu olacağım gibi bir şey mi olmadı. Açıkçası girerken birinci sınıfta ikinci sınıfta yüksek lisans yapayım buradan sonra da lisans üstünden sonra hoca olayım gibi bir hevesim de ilk başlarda böyle bir hedefim de yoktu. Hep hedefim benim ve hala da olur. İleride bir şekilde kendimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmek istiyorum. Yani orada konumlandırıyorum. İleride bu tabii 5 sene 10 sene sonrası değil ama bir gün orada olmayı istiyorum. Ardından düşündüm yani buraya gitmek mezun olduktan sonra seni direkt Büyük Millet Meclisi milletvekili olarak istihdam etmeyecek. Buraya giden bir yol var. O yolu nasıl çizmen lazım? Bunun için de kendime en ideal bir sistem, yol çizmeye çalıştım. Bunun için de tabii Mert'in söylediği yan etkenler de çok fazla. Benimki de Mert'in biraz hikayesine benziyor. Benim de Avrupa alanında yüksek lisans yaptığımı bu arada söylemiş olayım. Ben de böyle dokunduğum alanlarda daha fazla çalışma, akademik çalışmalarımı yapmak istedim. O yüzden bu alana yöneldim. Neyse, dedim ki yüksek lisans, doktora bu şekilde güzel bir kariyer CV hazırlayıp kendimi de yaptığımız sunumlarda daha sonra işte benim katıldığım o sivil toplum Mert'in söylediği gibi toplantılarında hitabet yeteneğimin geliştiğini bu anlamda diksiyonumun veya işte yaptığım toplantılarda konuşmaların kendimce iyi olduğunu düşündüğüm için kendime böyle bir yol çizdim ve o yola giden yani o nihai hedefime giden yolda bunu da kendime bir ana durak aslında öyle belirledim. Ardından bu ikinci sınıfta anlattım. İkinci sınıftan sonra bu alana yönelik, istediğim bu hedefe yönelik çalışmaya başladım. Avrupa Birliği'ni neden seçtiğim belki daha sonrası bir konunun cevabı olacak ama kısaca böyleydi. Hala hedefim, nihai hedefim değişmedi ama bu çok uzun vadeli bir hedef. Belki 20-30 yıllık bir hedef. Ama şu anda kısa vadede benim hedefimi ilk başta değiştiren bu durumdu. İkinci sınıftan bu yana evet lisansüstü eğitim ve ardından akademide bir yer edinmeyi istiyorum inşallah. Ama ana çıkış noktası buydu yani. Siyasi bir kariyer yaratabilmek. Abi gerçekten yani ikinizin de böyle hedef süreci bana harika yani biraz imrendim. Allah helal olsun. Tebrik ederim gerçekten. Açıkçası şu an böyle biraz lisans dönemini, hani lisans sürecini konuştuk. Lisans hedeflerinizden sonra neler yapmak istediğinizi konuştuk. Artık lisansı kapatıp yüksek lisansa geçmeyi düşünüyorum muhabbette. Lakin lisansı kapatırken şöyle kapatalım. İlkçi uluslararası ilişkiler size lisans hayatınıza ne kattı? Çok merak ediyorum. Hani ah be abi hani bunu var ya bana deli gibi kattı. İşte bunu kazandırdı bana dediğiniz noktaları ve işte ya da kazandıramadı bunlar eksik kaldı dediğiniz noktaları çok merak ediyorum. Sonrasında bir vallahi yüksek lisansa geçelim. Söyleyeceğim çok şey var aslında da hem kattıklarına hem katamadıklarına. Kısaca başlayayım birkaç tane söyleyebilirim yani aklıma geldikçe yine ekleme yaparım.
Öncelikle bence en büyük kazanımı, yani Katip Çelebi'nin bana kazandırdı, akademik bakış açısı. Çünkü şimdi uluslararası ilişkilerde şöyle bir durum var. Yani atıyorum, herkesin aslında bu konuda bir fikri var. Ne yazık ki bizim bölümün de sıkıntısı bu. Yani mesela televizyona bir uzman çıkıyor, biliyorsunuz. Hani uluslararası ilişkiler hakkında bir şeylerden bahsediyor. İnsanlar da buna inanıyorlar. Ancak uluslararası ilişkiler uzmanı bile değil kendisi mesela. Ama uluslararası ilişkiler terminolojisini kullanıyor. Uluslararası ilişkilerden bahsediyor. Atıyorum Amerika ve Rusya ilişkilerinden bahsediyor mesela. Ama halbuki siz onu bir bilen olarak izlediğiniz zaman doğru düzgün bir şey anlatmadığını fark ediyorsunuz. Dolayısıyla bizim bölüm ve bizim bölümün içerdiği konular hakkında herkesin bir fikri var. Ben de ilk bölüme geldiğim zaman, özellikle birinci sınıfta, böyle saçma sapan komple teorilerinin de olduğu bir bilince sahiptim. Hani ülkelerle alakalı, öyle söyleyeyim. Ancak olayın göründüğü gibi olmadığını, bunun bilimsel bir kısmının olduğunu ve bunun biliminin yapıldığını ve açıkçası yani bu konu, nasıl anlatayım, bizde hani futbolla eşdeğer tutulur, öyle bir konu yani baktığınız zaman. Uluslararası ilişkiler, siyaset konusu futbolla eşdeğer tutulan ve herkesin söz sahibi olduğu bir konu. Dolayısıyla herkesin kafasında bir şeyler oluşuyor uluslararası ilişkiler dediğiniz zaman. Ama bölüme geldikten sonra doğruyu yanlışı daha iyi ayırt eder oldum. Yani bir duyduğum bir bilgiyi mesela bir ülkeyle alakalı bir süzgeçten geçirmem gerektiğini ve sonrasında ondan sonra kabul ediyorsam etmeyi, etmiyorsam etmemeyi öğrendim. Dolayısıyla en büyük kazanım bence akademik bakış açısı. Bunu da açıkçası çok net söyleyebilirim. Barış Hoca ve Didem Hoca'ya borçlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü kendilerinin ders anlatım metotları diğer hocalarınkinden biraz daha farklı. Şimdi kimseye tabii ki hani burada karşılaştırma yapmak tabii ki istemiyorum. Herkesin farklı bir ders anlatım şekli var neticede. Ancak akademik alana yakın olan ve bence, yani bana kalırsa Mert olarak, bence doğru olan Barış Hoca ve Didem Hoca'nın ders anlatım şekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendileri uygulamalı olarak dersi işliyorlar. Yani nedir bu uygulama? İşte pop quiz yapıyorlar, öğrenciye sunum yaptırtıyorlar. İşte paper yazıyorlar ki paper yazdırılması inanılmaz önemli. Bunun değerini yüksek lisansa anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani Yiğit de bana katılacaktır. Çünkü çok özür diliyorum. Tamam, sen özür dilerken ben de mesela o söylediğin şeyi söyleyeyim ek olarak. Didem Hoca'nın yazdırdığı bir transatlantik ilişkiler dersinin paper'ını ben geçen sene, yani bu sene Şubat ayında bir Marmara Üniversitesi'nin işte her sene düzenlenen, 2018'den beri düzenlenen uluslararası bir konferans oluyor. Avrupa Çalışmaları Konferansı. Oraya böyle bir tebliğ başvurusu olarak şansımı denemiştim. İlk lisansüstü deneyimim olarak. Demek ki Didem Hoca o kadar güzel bir paper yazdırmış ki bize kabul edilmişti ve ben onu o konferansta sunmuştum. Dolayısıyla Mert'in dediği çok çok önemli. Lisansta yazdığımız bir şey yüksek lisansta bizim için bir şeyin kilidini açmış olmuştu yani. Buyurun. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle yüksek lisans arkadaşlar ve doktora da öyle tabii ki, araştırma üzerine. Yani sizin bir şeyler araştırıp bir şeyler üretmeniz bekleniyor sonuç olarak ve bana gerçekten çok faydası oldu. Şu an zaten birebir görüyorum faydalarını da. Yani bir işte referanslama nasıl yapılır, literatür taraması nasıl yapılır, bunlar nasıl paper'a işlenir, işte intihalden nasıl kaçınılır vesaire, bu tarz şeyleri açıkçası Barış Hoca ve Didem Hoca'nın derslerinde öğrendiğimi düşünüyorum ve bana çok faydası oldu. Akademik olarak özellikle. En büyük kazanımı da budur yani. Akademik bakış açısı diyebilirim. Katip Çelebi'ni bana kazandırdı. Anladım abi. Ben de kısaca akademik olarak katılıyorum Mert'e. Akademik bakış açısı, çünkü gerek Barış, gerek Didem Hoca olsun, gerek diğer hocalarımız, Semih Hoca, Burç Hoca, Kerem Hoca fark etmez. Hepsinin aslında farklı bir tarzı var. Farklı bir söylemi var. Ve farklı bir anlatış biçimi var. Dolayısıyla hepsinden farklı bir şey öğrendik ve çok karma bir aslında uluslararası ilişkilerin de yapısı gibi karma bir bizde bakış açısı yarattı. Çünkü hiçbir zaman tek perspektifli bir eğitim almadık. Bir hocamız bize A'yı çok iyi anlatırken bir hocamız da B'yi çok iyi anlattı ve biz ikisinin arasındaki farkı çok net analiz edebiliyor olduk. Dolayısıyla akademik bakış açısı çok çok önemli. Ama bunun haricinde ben bir de akademik söylemin nasıl olması gerektiğini öğrendim. Bu da bence çok önemli bir nokta. Akademik bakış açısı kadar bu bakış açısını ne kadar dile getirebildiğim veya nasıl dile getirebildiğim de önemli. Ya hatta şöyle bir şey.
Biz Didem hocalarla, Didem ve Barış hocayla ben sadece biz şanssız nesiliz. Sadece dördüncü sınıfta biz eğitim alabildik kendilerinden. Veya yanlış olmasın belki üçüncü sınıfta ikinci dönemden itibarendir ama daha fazlası yoktur yani 1,5 senedir maksimum. Ama Semih hocayla 4 sene boyunca eğitim aldık. Çok da şükranlarımı iletiyorum kendisine her defasında. 4 sene boyunca arkadaşlar yani 4 sene boyunca Semih Hoca bize siyasi içeriği en fazla olan dersleri belki verdi ama biz Semih Hoca'nın ne düşündüğünü hiçbir zaman anlayamadık. Yani gerçekten anlayamadık. Ya bu adam bize bir dünya görüşü içerisinde mi anlatıyor bunu? Yoksa gerçekten objektif, nesnel bir bakış açısıyla mı anlatıyor? Hiçbir zaman bundan şeyimiz olmadı. Yani tereddütümüz olmadı. Bize bir dünya görüşünü aşılamaya çalışıyor ki uluslararası ilişkiler belki de bunu yapmak istese bir hoca için çok elverişli bir alan. Ancak o akademik söylem o kadar tutarlı ve o kadar objektifti ki biz hiçbir zaman mesela Semih Hoca'dan yani tabii diğer hocalarımızdan da öyle ben sadece 4 sene boyunca kesintisiz ondan eğitim aldığımız için belki onu söylüyorum. Hiç onu anlayamadık ve şöyle bir şey oldu. Mezuniyetten sonra bizim mezuniyet balımız olmuştu Bayraklı'da. Oradan dönerken Semih Hoca ile evlerimiz de yakındı. Birlikte dönüyorduk o bırakacaktı eve. Ya dedik ki hocam artık şey bitti. Öğrencilik bitti. Artık ilişkimiz de şey oldu. Notlarımızı da verdiniz. Ya dedik hocam sizin dünya görüşünüz nedir? Bize bir söyleyin. Yani hani en azından öyle samimi bir muhabbetimiz olsun. Oradan Bayraklı'dan Çiğli'ye gelene kadar hoca yine objektif. O her zaman derslerde anlattığı nesnel şeylerin etrafında döndü ve bize sadece yorum bıraktı. Biz de oradan bir şey çıkartmaya çalıştık. Gökhan'la birlikteydik. Lisanstan arkadaşım. En azından bu benim açımdan yani yorum kapasitemi arttıran, akademik söylemin nasıl olması gerektiğini bana gösteren bir şey olmuştu. Akademik açıdan böyle. Ama bir de sosyal açıdan, insani açıdan baktığımızda İTÜ bana ne kazandırdı? İTÜ'deki 5 yılın bana ne kazandırdı diye sorarsanız öncelikle ön yargıyla yaklaşmanın kesinlikle kesin bir sonucunun olmadığını, ön yargının kesin yargıyı, doğru yargıyı getirmediğini gördüm. Çünkü biz geldiğimizde 2014 senesiydi. Perişan bir haldeydi okul. Fiziki açıdan berbattı. Kesinlikle okulun Yani kapısı yoktu ya. açıkçası Böyle bir şey olabilir hani mi? şey konuşuyorum, yalın konuşuyorum, berbattı ve bu yüzden çok idealleri olan, çok fazla başarılı olabilecek insanlar burayı terk etti gitti. Evet. Benim mesela liseden birlikte geldiğim bir arkadaşım vardı. O da uluslararası ilişkiler kazanmıştı. Semih diye bir arkadaşımdı. Selçuk Üniversitesi'ne gitti. Çünkü beğenmedi okulu, kampüsü, ortamı ve gitti. Ama ben de o dönemlerde de yalpaladım. Yani üniversite hayatı, lan bir kere geleceğiz üniversiteye. Ya böyle bir ortamda mı okuyacağız vesaire. Daha sonra kendiliğinden güzelleşti bazı şeyler. Okulun kampüsü ortamı oluştu, oturdu, fiziki imkanlar gelişti vesaire. Ve ben dördüncü yılın sonunda şunu anladım ki ben o dönemde birinci sınıfta hazırlıkta o ön yargıyla hareket etseydim belki de çok şey kaybedecektim. Belki de böyle hocalarımızdan eğitim alma fırsatını tepmiş olacaktım. Dolayısıyla insani olarak da sorarsan veya cevaplayacak olursan gerçekten ön yargıların hayatta hiçbir zaman doğru yargıları beraberinde getirmeyeceğini öğrendim. Bunu söyleyebilirim. Evet abi, gerçekten çok güzel noktalar değindiniz. Yani gerek Barış Hoca ve Didem Hoca'nın ders mantıkları, o uygulamalı eğitimleri, yani Barış Hoca'nın zaten ayrı bir simülasyon dünyası, Didem Hoca'nın paperları, videoları, sunumları, Semih Hoca'nın objektif siyasi yorumları, Kerem Hoca'nın hukuki bakış açıları, yani gerçekten Burç Hoca'nın, Avrupa Bilgisi, Sedef Hoca'nın, yani hepsini tek tek saymak gerçekten uzun zamanımız alır. Ben de gerçekten teşekkür ediyorum buradan. Yani güzel bir akademik deneyim sağladılar bana da. Yani 4 yıl, ben de 4. senemdeyim. Yani hepsinden memnunum, çok sağ olsunlar. Ben de aynı şekilde mesela ilk sene geldiğimde abi, hani gerçekten ben bu üniversite hayatı yaşayabilecek miyim düşündüm. Çünkü dediğiniz gibi bizim okul hep bir inşaat halindeydi. Hani hep bir, hani çimentolar, işte kumlar, hep bir kepçe arabası, hani hep bir sondaj. Bu şekildeydi. Ve insan açıkçası şey diyor, bir kere geliyorsun, yani bir kere geldiğimde de bir çimlere yayılayım, bir oturayım, hani çıkayım bir arkadaşlarımla bir kütüphanede takılayım falan diyorsun, ya da bir Nasip dışarıda oldu takılayım. ama ya çok şükür Oldu kimle oldu, evet. Oldu, hani sonrasında gerçekten okul, biz geliştikçe biz level atladıkça okul da level atlamaya başladı. O da beni biraz aynen memnun etmeye başladı. öyle. Hani yerinde saymamayı gördü, yerinde saymadığını görünce biraz da heveslendik. Hatta şey,
Hiç unutmuyorum. Zamanında rektör şey demişti. 1.50 yıla ilk ikiliyim diyeceksiniz demişti. Hakikaten o civara doğru gidiyoruz. Tramvay da geliyor. Biz tramvayı göremeyeceğiz ama yani ilerleyen nesiller muhtemelen daha güzel bir ilk Ya çıkma ben görür. en bence büyük olay burada yani okulun fiziki bir kapısının olmamasıydı yani. Biz daha hazırlıklıydık gerçekten bölüme başlamamıştık. Ama okulun kapısı bile sonradan yapıldı yani. Çok enteresan bir durum. Ve okulun çevresinde hiçbir şey yoktu. Böyle hiçliğin ortasında gibiydi ilk başta. Yani 2015-2016 yıllarından bahsediyorum. Sonra yavaş 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 gelişti. Tek özlediğimiz tabii C kantin oldu. Yani tek bence okulun eksisi o olabilir. Onun dışında geliştik hep. Evet. Yani iyi ki dedik buradan. Hatta Barış Hoca hatırlar. Yüksek lisans sınavına girdiğimde bizim okulda kazanmıştım. Yani beni belki Barış Hocalar iterek çıkarttı okuldan. Yani o kadar gitmek istemedim. Ya oğlum git işte hani daha iyi olacak orası diye böyle zorla şey yaptılar, çıkarttılar. Burç Hoca olsun, Barış Hoca, Didem Hoca olsun. Yani öyle bir noktaya geldi ki hazırlıkta 5 sene öncesinde ya acaba gitsem mi lan hani bu ikinci tercihler vesaire oluyordu ya onunla acaba son şansımızı kullansak mı falan diye düşünürken daha sonra 2 yıl uzatmalı oynamaya çalıştık. Neyse ki Barış Hocalar bizi böyle yönlendirdi, böyle devam ettik yani. İyi ki Evet. dedik yani. Tüm hocalarımızın şu oyunu gerçekten çok seviyorum. Hani en iyisi biziz demiyorlar hiçbir zaman. Ki alanlarında da çok başarılılar gerçekten her biri. Ama her zaman diyorlar ki diğer okulları da görün. Diğer hocaları da görün. Hepsi diyorlar ve bu bence mükemmel bir yani özgüven meselesi de diyebilirim. Öz kendini sevme meselesi de diyeyim yani. Gel bambaşka bir Aynen. Bu az sonra konuşacağımızı düşünüyorum bu tarz yüksek lisans şey. mülakatlarında neler oldu vesaire. Evet. Orada da zaten bahsetmeyi düşünüyorum ama gerçekten dediğin gibi hem mütevazilik hem de bu şey hocalarımızdaki bizi yönlendirme gerçekten akademik vizyonumuzu da çok genişletti. Çok sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ederiz. Abi şimdi yavaştan Tabii ki. yüksek lisanstaki o ALES ve YDS süreçlerinize gelelim. Hani artık aklımızda Yiğit ve Mert nasıl biri oluştu böyle. Hani herkes de anladı. Böyle lisans süreçleri nasıl geçti. Hedefleriniz belli oldu. Şimdi açıkçası yüksek lisansa adım atarken YD ve YDS ve ALES sınavları işte varsa TOEFL'a girdiyseniz çok merak ediyorum o süreci. Hanginiz başlamak ister? Orkun, ona başlamadan önce ben son bir şey söyleyeceğim. Tabii. Yine uluslararası ilişkiler bizim bölümümüzle alakalı olacak. Biz ilk geldiğimizde yani bölüme başladığımızda 2015 senesinde bizim uluslararası ilişkiler topluluğumuz vardı, evet. Ama aktif bir, faal bir topluluk değildi. Varlığından bir haberdik. Daha sonra işte bazı arkadaşlar devraldı. Onlar bir şeyler yapmaya etmeye çalıştı. Fakat hiçbir zaman bu tarz etkinlikler yapan, bu tarz aktif olan bir bizim topluluğumuz olamamıştı o dönemde ve biz Kesinlikle. bunun gerçekten eksikliğini çokça hissettik. Ama ben hala Uluslararası İlişkiler Topluluğu WhatsApp grubundayım. İşte ilk dönemlerde bu pandemi daha bu kadar patlamamışken Emre İşyeri Hoca'yı getirdiniz Yaşar Üniversitesi'nden gibi etkinlikler. Birçoğuna zamanım yettikçe katılmaya da çalışıyorum, çalıştım. Bu tarz faal, bu kadar aktif bir topluluğumuz olmamıştı. Dolayısıyla Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin şu anda bizim okulda okuyan, Katip Çelebi'de okuyan yani, hocalar kadar uluslararası ilişkiler topluluğunun bu halde olması da çok önemli bir avantaj. Bunu çok yerinde kullanmalarını öneriyorum. Çünkü dediğim gibi bizim böyle bir topluluğumuz yoktu ve biz bunlardan mahrum kaldık. Bu tarz etkinliklerden, konferanslardan, bizim Kesinlikle tanımadığımız katılıyorum. Çok ikinci önemli. kişilerin okula getirilmesinden bunlardan mahrum kaldık. Bu da zaten bir topluluk vesilesiyle olur. Barış hocalar da biliyorum çok fazla destek de veriyorlar bu anlamda. Bence Evet. iyi bir bölüm olmanın da altyapısı iyi bir topluluğu olmasından da geçiyor. Bu da çok önemli bir faktör. Çok göz ardı edilmemesi lazım. Çünkü iyi okullara baktığınızda, Marmara'ya, Boğaziçi'ne, oraya buraya baktığınızda köklü bölümlerin köklü toplulukları vardır. Dolayısıyla sizi de tebrik ederim. Çok Çok takdirle teşekkür ederiz. Çok. takip ediyorum Orkun ve yönetim kurulu nezdinde bütün uluslararası ilişkiler topluluğunu. Çok güzel işler yapıyorsunuz. İnşallah faydalı oluyordur arkadaşlara, ilham yaratıyordur en azından. Tebrikler, teşekkürler yeniden. Yani bunları sizin Kesinlikle ağzından duymak. ben de tebrik ediyorum. Çünkü yani topluluk faaliyetleri hani bu okulun dışında yaptığınız faaliyetler sizi geliştirirken okulun içinde yaptığınız ve toplulukla beraber yaptığınız faaliyetler de akademik olarak da sizi geliştiriyor. Ekstradan hani sosyalliği vesaire katmıyorum bile. Hani onlar zaten ciddi kazanımlar. Onun dışında bir de
akademik olarak da kendinizi geliştiriyorsunuz. Bilgi birikim olarak bölümle alakalı kendinizi geliştiriyorsunuz. Ben de çok tebrik ediyorum gerçekten. Yani bizim topluluk hiç olmadığı kadar faal ve aktif. Habire etkinlik yapıyorsunuz yani. Aynen. Sürekli olarak ve çok mutluluk verici bir şey bu da. Öğrenciler için büyük şans. Aynı Yiğit'in dediği gibi ben de katılıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Hani bunu sizlerden duymak zaten hedeflerimizden biri buydu. Hani buraya gelmek ve açıkçası kendi öğrencilerimizle bir bütün oluşturmak, sonrasında bir network'a oluşturmak. Hani hep birlikte kalmaktı amacımız bunu, bu adımı atarken. Onun bir tık üstüne de geçtik artık. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde ilgi çeken etkinlikler yapmaya başladık. Yani Türkiye'deki uluslararası işler alanında. Bu da hepimizin başarısı bence. Gerek sizin, yani gerek lisanstaki öğrencilerin, gerekse hazırlığa gelen yeni uluslararası öğrencilerin hevesinden, işte yönetim kurulunun hevesinden, hocalarımızın hevesinden. Hep birlikte bence başardığımız bir şey. O yüzden ben de buradan herkese teşekkür ediyorum. Hani böyle bir seviyeye geldiğim için. Bunları duymak sizden çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben başlayayım istersen ben kısaca. Tabii olur olur. Tabii. Olur. Şöyle ALES, YurtDil, YDS, TOEFL, IELTS bu tarz konulardan başlamak gerekirse ben 3. sınıftan bu yana aktif olarak çalışmasam bile ALES'e, YurtDil'e ve dil sınavlarına girmeye çalışıyorum. 3. sınıftan bu yana çalışmadığım sınavlara da girdim dediğim gibi. Yani hiç çalışmadım, hiç ALES'e yönelik, YurtDil'e yönelik belki bir çalışma içerisinde bulunmadan girdim. Çünkü girmemin sebebi şuydu, girmemdeki temel mantık, motivasyon şuydu. Girip hem o ortamı, o soru şeyini anlayabilmek, dağarcığını anlayabilmek, nasıl soruluyor bunu görebilmek. Hem de kendimi o şeye yaklaştırabilmekti, atmosfere yaklaştırabilmekti, o heyecana yaklaştırabilmekti. Ve şöyle de aslında bir şey yaratıyor. Her sınava girdiğiniz için artık belli bir yerden sonra ben 2018'den bu yana giriyorum, hala da giriyorum. Yüksek lisans kazandım. Hala bütün ALES'lere giriyorum. Bu ertelenmeseydi işte pandemiden dolayı buna da girecektim Aralık ayının başındakine. Durmadan giriyorum yani ben bu sınavlara. O yüzden lisans üstü eğitim hedefleyen herkese de durmadan girmelerini tavsiye ediyorum. Evet belki bir arada ÖSYM'ye para kazandırmak oluyor ama yani yoktan yere para kazandırmak oluyor ama ben şöyle bir faydasını gördüm bunun. Hem böyle önümde bir puan skalası oluyor. İçinden en yükseğini seçebiliyorum. Ve her sınavın da zorluğu, siz eğer bunu son sınava bırakırsanız, yani lisans hayatınızın son anına, yüksek lisanstan bir adım öncesindeki YDS'ye veya işte ALES'e bırakırsanız, o zaman seçme şansınız olmuyor. Ve elinizdeki tek puanla bir yerlere başvuru yapmak durumunda kalıyorsunuz. Belki bir yerde sözel bir bölüme başvuracaksınız, belki bir yerde TM'den bir, yani o TM dediğime bakmayın, o işte eşit ağırlık puanına bakacaksınız. Oradan bir yere başvuracaksınız. Çünkü bu sadece İTÜ'de, 9 Eylül'de, Marmara'da, Ankara'da başvurmak gibi değil. YLS'ye var mesela MEB'in. MEB'de mesela sizin TM'den aldığını düşündüğünüz ama aslında sözelle alan birçok alan var. Atıyorum uluslararası güvenlik ve terörizm. Atıyorum İrlanda'da bir okula gönderecekseniz sözel puan istiyor gibi. Dolayısıyla bütün sınavlara girerseniz en azından imkanınız olan en fazla sınava girerseniz, en fazla sayıda sınava girerseniz en azından elinizde bir puan skalası oluşur. Ve bu puan skalasından kendinize en yüksek olanı, en işinize yarayacak olanı seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben böyle yaptım ve bunların içerisinden en yüksek olanı, işte sanırım İTÜ'ye o dönemde başvurduğum dönemde girdiğim ikinci sınav olması lazım. Bunları yaptım ama şunu da söyleyeyim açık açık, samimi bir ortamdayız. Benim öyle puanlarım çok yüksek değildi. Yani 85-90'lar değildi, 90-95'ler değildi. Ne ALES'im ne YurtDil'im. Ama ben teorik bilgime, bölüm bilgime yani o mülakatlarda gireceğimiz bilim sınavlarındaki bilgime çok güveniyordum. Biraz da belki bunun şımarıklığı vardı. O ALES'i, YurtDil'i çok fazla yükseltmeye, o puanı çok fazla yükseltmeye çalışmamanın belki böyle bir şımarıklığı oldu ama genel olarak tabii ki bunları 80 bandından yukarıda yapmak her başvurduğunuz yerde sizi çok öne atacak şeyler olur. Ama ben kendi yüksek lisans başvuru dönemlerimden de söylemek istiyorum bunu. Teorik bilginiz olmadıkça, yani bilim sınavına girdiğinizde orada sorulan o en zor, lisans hayatında öğrendiğiniz 4 yılı önünüze koydukları o 3 soruyu cevaplayamadıktan sonra, o sınavdan 40 aldıktan sonra, zaten 60'tan aşağısı, yanlış hatırlamıyorsam bizim okulda 60'tan aşağısı istersen puanın 100-100 olsun ALES YurtDil'in diye desem zaten değerlendirmeye alınmıyor. Dolayısıyla ben ALES ve YurtDil'in içerisinde kaybolanlardan olmadım.
öyle arkadaşlarımız da oldu. Yani bizim bölümden olmasına gerek yok. Birçok farklı bölümden birçok lisansüstü eğitim hedefleyen arkadaşım vardı. Hala uğraşanları var. ALES ve YÖKDİL de kayboldular. ALES, YÖKDİL çalışacağız diye bölüm bilgisini şey yaptılar. 2 yıl boyunca ALES çalışıp, YÖKDİL çalışıp çok güzel puanlar yaptılar ama gelin görün ki o baraj puanları geçemediler. Teknik kısmı geçemediler. Dolayısıyla sadece ellerinde bir ALES YÖKDİL puanı olmuş oldu. Ben ikisinin çok orantılı gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da benim yaptığım taktik, eğer sizin de işinize yararsa, benim işime yaradı. Çok sınava girdim, çok soru gördüm. Dolayısıyla biraz benim için süreci kolaylaştırmış oldu. Alternatiflerimi çoklaştırdı. En yüksek olan puanlarımı seçebilme imkanı yarattı bana. Ve teknik bilgime de güvendiğim için, bu alanda da çok gece gündüz çok çalıştığım için yani yüzden aşağı almadım girdiğim yüksek lisans sınavlarında. Ve beni hep zaten o potaya soktu. ALES YÖKDİL'e girmedim ama bu kesinlikle şöyle anlaşılmasın. Eğer öyle anlaşılıyorsa hemen düzelteyim. ALES YÖKDİL önemli değildir vesaire asla demiyorum. Çok çok önemli. Yani puanlarında tabii ki 70-75 bandında veya işte onun bir tık üstünde puanlarında. Tabii ki bu bandı yakalamadıkça teknik bilgi de çok bir anlam ifade etmiyor. En başta söylediğim gibi orantılı gittim ben. Orantılı gitmeye çalıştım. Teknik bilgimle o ALES YÖKDİL giriş puanlarının bana yetecek kadar olmasını sağladım. Ama bunu altını şiddetle çiziyorum. Çok vurguluyorum. ALES ve YÖKDİL'de boğulmamanız gerekiyor. Çünkü ALES ve YÖKDİL'de boğuldukça bölüm bilgisini, bölüm şeyini kaybedip sanki bir ÖSYS öğrencisi, ÖSS öğrencisi gibi olmuyor ve sürekli deneme testi çözülüyor. Sürekli işte 80 net yaptım, 81 yapmam lazım. Onu yaparken realizmdeki işte şeyi kaçırdım. Atıyorum veya İngiliz okulundaki bir ayrıntıyı kaçırdım ve o sana sınavı kaybettirdi. Dolayısıyla ben en azından lisans üstünün ilk aşaması olarak gördüğüm yüksek lisansta çok bu havuzda boğulmadım. Normal bir seviyede başvuru yapabileceğim en azından seviyeye getirip 70-75 bandına getirip ikisini de birçok yere başvurdum. O başvuru aşamalarından da az sonra bahsederim. Mert'e devredeyim sözü böylelikle. Şimdi ben de şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi arkadaşlar aslında ALES sınavı bana inanılmaz saçma geliyor. Yani bunu zaten kendiniz de fark etmişsinizdir. Çünkü uluslararası ilişkiler öğrencilerinin yani neden biz 50 tane 40 tane matematik sorusu çözüyoruz ki de Türkçe sorusu çözüyoruz ki? Yani bu bir Türkçe matematik öğretmenlik bölümü mü? Değil tabii ki. Yani bu bir aslında bana çok saçma geliyor bu ALES sınavı ve bunun lisansüstü eğitim için bir şart olarak koşulması bana gerçekten çok anlamsız geliyor ama ne yazık ki bu sınavlara girmek durumundayız. Ancak şöyle bir şey var ALES sınavıyla alakalı. Şimdi arkadaşlar bu benim söylediğim lafları iyi okullar zaten ya iyi okullar da demeyeyim de genel olarak bir genelleme yapacağım şimdi. Okulların çoğu bunun farkında. Yani Türkçe matematik ölçmeyle öğrenci almamaları gerektiklerinin farkındalar. Dolayısıyla ALES puanlarını çok önemsemiyorlar. Yani ALES puanlarına bir baraj koyuyor mesela. Atıyorum 70 ve üzeri olanları kabul edeceğim diyor. Ama gidip de sizden 90 ALES puanı istemiyor. Ve her ne kadar bazı okullarda işte ALES puanı, YDS puanı ve dilim sınavı puanının bir ortalaması alınarak seçim yapılsa da genellikle iş aynı Yiğit'in de bahsettiği gibi bilim sınavına kalıyor. Yani bilim sınavından başarılı olduğunuz ve mülakatta eğer mülakat istiyorsa okul mülakatta da başarılı olduğunuz takdirde açıkçası yani ALES puanınıza çok takılmayacaklardır barajı geçtiğiniz takdirde. Çünkü ALES puanının ne kadar saçma bir sınav olduğunu ve lisansüstü programlar için bir koşul olmaması gerektiğini hocalar da farkında, akademi de farkında, okullar da farkında. Dolayısıyla ALES sınavını bence benim fikrim olarak çok önemsemeyin. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim, ben bir kez girdim ALES sınavına. O da geçen seneydi. Yani bu sene değil geçen sene 3. sınıftayken girmiştim. Lisansın 3. senesindeyken. Ve oradan 75 mi 76 mı öyle bir puan aldım ve ben onunla yüksek lisansa girebildim. Ve şöyle söyleyeyim. Yani benim matematik bilgim sıfır. Hani gerçekten matematiği benden kötü herhangi bir insanla henüz tanışmadım. Ciddi söylüyorum. Yakın çevremde de matematiği benden kötü olan insanları hiç denk gelmiyorum ya da bilmiyorum yani. En kötü ben oluyorum genelde. Dolayısıyla matematiği çok kötü bir insan olarak sadece Türkçe'yi, yani Türkçem iyiydi. Dolayısıyla Türkçe netlerim yüksekti.
Türkçe netleri fazla olan ve Türkçesi daha iyi bir insan olarak ve matematik sıfır olan bir insan olarak bile neredeyse yine bir 70 bandında bir puan alabildim. Zannediyorum Yiğit de öyle. Yiğit sen de aynı durumdasın matematikte. Aynen. Ben de aynı durumdayım. Ben de 73 almıştım. Yani. Ve benim de gerçekten az önce söyledim. Benim de kendimden daha kötü bir matematik şeyi görmedim. Cellalı görmedim yani. Çok kötü. Aynen. Gerçekten yani 3 üzeri 4'ü falan yan yana tabii şey yapıyorum ama 3 üzeri 4'ü falan yan yana koyar çarparım yani. O kadar kötü bir matematiğe sahibim. Ama ona rağmen işte 10-15 arası bir matematikle kotardım diyeyim yani. Ama şey Mert'in de dediği gibi yani mesela girdiğiniz bir yerde hiç kimse size şey demiyor. Ben 4 tane yüksek lisans mülakatına girdim. Yani hiçbirisi size ALES'ten niye 73 almışsın demedi. Ama mesela bir tane hocam yani şeyde Ankara'da girdiğim bir sınavda bir tane kitabın yanlış hatırlamıyorsam şu anda Edward Carr'ın bir kitabını yanlış bir yazarla eşleştirmişim. Bunu niye yanlış eşleştirdin diye sordu. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Mert de büyük ihtimalle aynısını söylüyor. Bunlar önemsiz değil. Bu ALES ve YÖK değil önemsiz değil ama içinde bulunacak kadar uluslararası ilişkiler alanını yani yüksek lisans yapmak istediğiniz alandaki teknik bilgiyi unutturacak kadar da önemli değil. Kesinlikle. Dolayısıyla benim naçizane önerim bunları en azından lisans üstü aşamada sizin başvurmak istediğiniz bölümün standartları neyse en alt limiti neyse tabii ki bunların en üstüne çıkartacak şekilde puanı sağlayıp o başvuru koşullarını sağlamak. Ama tabii şöyle de bir durum var. YDS, YÖK dil gibi konular İngilizceyi içerdiği için, yabancı dili içerdiği için bizim bölümler için çok önemli hayati konular. Dolayısıyla bu ne kadar yüksek olursa bizim de akademik niteliğimizi yükseltecek bir durum nokta ve tercih edilme sebebi artık. Dolayısıyla evet. Bunların da tabii yüksek olması ve bu beceriyi de pratiğe dökebilmemiz çok çok önemli. O yüzden benim söylediklerimden veya Mert'in adına konuşmuş olmayayım ama benim söylediklerimden lütfen şey anlamı çıkmasın. ALES ve YÖK dili çok da önemli değil dedi gibi bir anlam çıkmasın. Bunlar önemli ama bana sorarsanız ben teknik bilgiyi, bilim sınavlarını daha şey yaparım ve o alandaki yetkinliğimi unutmam. Yani unutmamaya çalışırım. Diğerlerini de belli bir aşamaya, standarda getirip başvuru koşullarını böylelikle en üst standarda getirmeye çalışırım diye noktalayayım buradaki sözümü. Yani şöyle söyleyeyim ben de. Ben açıkçası ALES hakkında böyle düşünüyorum ama arkadaşlar hani dil sınavları bence çok önemli. Yani bazı okullar buna ciddi dikkat ediyorlar. Çünkü bölüm İngilizce ve dil puanınız sizin düşükse hani barajı hafif geçse bile kabul etmeyebiliyorlar. Bana diyor ki hani daha yüksek bir dil puanı getir. Çünkü bu bölüm İngilizce ve biz senden İngilizce paperlar bekleyeceğiz. Onu geçtim. Tezini İngilizce yazacaksın. Dolayısıyla senden bir İngilizce bekleyecekler. Bu tabii ki ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Şimdi YÖK dil bu sınavlar arasından en kolayı baktığınız zaman bu YÖK dil, YDS, işte TOEFL ve IELTS arasından en kolayı YÖK dil. Ancak YÖK dili her okul kabul etmiyor. Bazı okullar YDS'yi de kabul etmeyebiliyorlar. Misal ODTÜ. Dolayısıyla benim tavsiyem İngilizcenize güveniyorsanız yalnız bu söylediğim. Benim tavsiyem IELTS ve TOEFL'a da çalışıp o sınavlara da girmeniz. Çünkü IELTS ve TOEFL'a girerseniz yurt dışında yüksek lisans yapma ihtimaliniz de var. Eğer bir ortalama üstü bir puan alırsanız yurt dışında da yüksek lisans yapabilirsiniz. Yani TOEFL'ın ve IELTS'in çünkü dünyada geçerliliği yüksek. Yani YDS puanıyla herhangi bir yere gidemiyorsunuz yurt dışında ama TOEFL puanınızla her yere gidebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Gerçekten sanki çok... Sanki bir soru gelecekti Orkun. Evet evet soru vardı. Sorulara hemen dönmek istiyorum abi. Yani bu arada yerden soru mu geliyor? Ben mi yanlış anladım? Evet evet ben konuşuyorum. Tamam Ayşe evet. Evet. Şey ALES'teki Türkçe ve matematik netlerinizi hatırlıyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir TM bölümüne girmek için matematikten çok fazla bir şey yapmamıza gerek kalmıyordu. Yani daha doğrusu az da yapsak oluyordu. Daha çok Türkçeden net yapmamız daha iyi oluyordu. ALES'te de buna benzer bir uygulama var mı? Yani mesela bizim bölümümüz daha çok sözel ağırlıklı bir bölüm olduğu için Türkçeden daha fazla yapmak aslında bizim için iyi. Matematikten yaptığımız her şey bizim için artı oluyor gibi bir durum var mı? Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Sen konuşacaksan konuşabilirsin bu arada. Buyur. Bölmüş olmayayım. Tamam. Şöyle. 3 tane puan türü var. Bu 3 puan türü aslında bizim
klasik dediğimiz 3 puan türü. Yani bu sözel, sayısal, yani sözel ağırlıklı, sayısal ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 tane puan var. Bizim bölümün genellikle kabul ettiği eşit ağırlık puanı oluyor. Yani Türkçe ve matematiğin eşit sayıda puanların ölçüldüğü puan türü oluyor. Ancak sözelle de, yani hangi puanınız daha yüksekse onunla da kabul eden okullar mevcut. Yani illa TM'den işte gidin de 70 üstü puan yapın demiyor da, işte en yüksek hangi puanınızsa onu kabul edeceğim diyor mesela okul. Anladım. Teşekkür ederim. İkinci sorum da şu. Az önce ALES'ten yüksek puan alınca yurt dışına gitme gibi bir imkanımız olduğunu söyledin. Bu anayasada bir belirtilen bir maddede şöyle bir şey varmış sanırım. Yüksek bir ALES puanı ve dil puanın olunca seni ücretli bir şekilde 2 seneliğine mesela yüksek lisansa Almanya'ya gönderiyor. Fakat buraya geldiğinde 4 senelik bir devlete borcun oluyor gibi bir durum var. Az önce ELS'ye, evet. Bu muydu? Evet. Evet, benim söylediğim buydu az önceki. Anladım. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Ben ALES'i şundan bahsetmiştim. Yani az önce söylediğim ALES değil de IELTS'ti. IELTS'ı TOEFL dil sınavları var ya, onlardan bahsediyorum. Evet. Ancak sizin dediğiniz ALES puanıyla yurt dışı bursu ayrı. O Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu oluyor. O ayrı bir konu. O ayrı bir burs seçeneği. Evet, Canan Hoca'yı biliyorsunuzdur. Bilmiyorum yani dersini alıyor musunuz ama Canan Hoca bizim Ortadoğu Balkanlar hocamızdı. Doğu Avrupa ve Balkanlar hocamızdı. Canan Hoca mesela YLS'ye burslusu. Onunla da şey yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz konuyu. Yanlış hatırlamıyorsam İrlanda'da okumuş o. Evet, şu an Barış Hoca yazdı hatta chat kısmına. Yazdı mı? Görmedim ama. YLS bursu, evet. Şeyi yazdı, yani bursun ismini yazdı. Ha, evet. Şey olarak bu YLS'ye bursu da yazın açılıyor. Ağustos ayları gibi açılıyor. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ağustos, Eylül gibi zannediyorum. Bize de Çağlar Hoca bunun sunumunu yapmış. Çağlar Hoca hala bölümde mi bu arada Orkun bilmiyorum ama. Maalesef Çağlar Hoca şu an farklı. Bölüm mü bitmişse? Evet. Anladım. Çağlar Hoca bize sunumunu yapmıştı. Biz de oradan biliyorduk. Ayşe şey söylemek istediğim az önce benim şuydu. Çağlar Hoca'nın da bize sunumunda önemli olan nokta demişti. Ne kadar yüksek alırsanız onu almaya çalışın. Çünkü öyle bölümler oluyor ki demişti. Sözelle alıyor veya işte en yüksek puan türünün hangisiyse onu kabul ediyor. Ve o alanda çok başvuru olmuyor. Dolayısıyla aslında çok fazla tercih edilen bir burs olmasına rağmen o alanda çok eğer şey yoksa o kuruma döndük, Türkiye'ye döndükten sonra çalışacağın kurumu çok tercih eden kişi yoksa, dolayısıyla o bursa çok başvuran yoksa, sizin en fazla alacağınız 77 ya da 78 alacağınız bir puan sizi öne atabilir demişti. O yüzden çokça sınava girin demişti. Biraz da benim biraz kafamda kalmasının sebebi de Çağlar Hoca'nın o sunumu. Dolayısıyla söylemiştim. YLS'ye de senin dediğin o anayasada döndükten sonra kaç yıl şey yaptıysan, yanlış hatırlamıyorsam 2 katı kadar Türkiye'de hizmet, zorunlu hizmet süren oluyor ve o hizmet süresini o kurumda tamamlamış olman, taahhüt ettiğin kurumda tamamlamış olman gerekiyor. Çünkü o aslında o kurum bütçesinden seni okutuyor gibi bir durum vardı. Benim söylediğim buydu. Teşekkür ederim. Şeyim de ALES netimi sormuştum. Evet. 50 soru Türkçe oluyor. Türkçenin 42 tanesi veya 43 tanesi direkt bildiğimiz paragraf, anlam bilgisi, cümle bilgisi gibi böyle birkaç da dil bilgisi. Kalan 8'i de sözel mantık. Bu sözel mantığa bakmanızı öneririm. Daha önce hiç girmeyen olduysa, olmadıysa sınava. Sözel mantıkta böyle biraz oturup o anda yapabileceğiniz sorular değil de biraz tekniğini bilmeniz gereken. Yoksa o anda oturup yapmaya çalıştığınız ALES'i yersiniz yani orada. Çok uzun sürüyor. Denedim. Tecrübeyle sabit. Çok sınava girdiğim için. O 8 soru haricinde ben genellikle gördüm. Sözel mantıktan nasıl? Anlayamadım. Matematikteki sözel mantıktan mı bahsediyorsun? Yok hayır. Şeyde, bildiğim Türkçe'de evet 42. sorudan sonra sözel mantık başlıyor. Böyle bildiğin tablolar falan yaptığın bir sözel mantık bölümü başlıyor. Ve zorlayıcı. Eğer o tablo yapma tekniğini bilmiyorsan biraz seni süre olarak geriye atıyor. Ve belki sonucunda yapamıyorsun. 3 değişkenli, 4 değişkenli, 5 değişkenli olabiliyor. 2 değişkenliler kolay ama 3 değişkenliden sonrası çok zor oluyor ve çok zaman alıyor tekniğini bilmiyorsan. O yüzden benim genellikle netlerim 40-42 arasında geziyor Türkçe'de. Matematikte de genellikle 11 ve 14 arasında gidip geliyor netlerim. Benim de çok benzer Yiğit, aynı şekilde. Evet. Ya tekrar yinelemeye gerek yok. Benim de yine sana bayağı yakın. Hem matematik hem Türkçe. Aynen. Evet, galiba soruyu cevapladık. Ayça da memnun kaldı sanırım. Ayça mıydı? Özür dilerim ben Ayça. Ayça. Evet. Ayça.
Bir başka soruya abi ve bir başka aslında şeye sekmeye böyle kademeye geçmek istiyorum. Şimdi çok fazla ALES'ten ve şeyden bahsettik ya nasıl diyeyim bilim sınavlarından. Evet. Odaklandığımız nokta aslında burada bilim sınavlarıydı. Burada abi karşınıza ne tarz sorular çıktı? İşte nelerle karşılaştınız? Mülakat tecrübelerinizi biraz merak ediyorum açıkçası. Hanginiz başlamak isterseniz dinlemekten keyif alacağız. Fark etmez. Başlayayım istersen ben. Tabii. Evet. Şöyle ben 6 tane başvuru yaptım. Şeyden sonra lisansın bitmesine istinaden. Başvurduğum yerlerden 2 tanesinin sınavına girmedim. Diğerleri olumlu sonuçlandığı için. Başvurduğum yerleri söyleyeyim. İTÜ'ye başvurdum. Marmara Üniversitesi'ne başvurdum. Ankara'da Barış Hoca'nın yönlendirmesiyle Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2 tane programına başvurdum. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm ve Kamu Yönetimi. Ankara'da başvurduklarım. Bizim okula başvurdum. Katip Çelebi'ye Uluslararası İlişkiler. 9 Eylül Üniversitesi'ne başvurdum. Avrupa Birliği. Böyle şey gideyim, aşama aşama gideyim kısaca. Şeyde Katip Çelebi'de girdiğim sınavda zaten 3 tane soru oluyor. Bilmiyorum daha sonra şey değişti mi bu sene sistem değişti mi veya geçen sene sistem değişti mi bilmiyorum ama 3 tane soru soruldu bize. O 3 tane soruda da işte bir tanesini Burç Hoca'nın hazırladığını düşündüğüm Avrupa sorusu. Avrupa'da ırkçılığın böyle teknik bir detayını isteyen soruydu. Avrupa'da sağın yükselişi, popülizmin yükselişi, ırkçı söylemin bu söyleme sahip işte Almanya için alternatif gibi işte Gert Wilders gibi şeylerin kullanılarak, teknik tabirlerin kullanılarak yanıtlanacağı bir soruydu. İkincisi dış politika analizinden Barış Hoca'nın hazırladığını düşündüğüm bir işte bu modellerin, organizasyonel modelin, işte bürokratik modelin vesaire sorulduğu bir dış politika analizi sorusu gelmişti. Üçüncüsü de sanırım o da Didem Hoca'nın hazırladığı transatlantik ilişkiler sorusuydu. Soruyu net hatırlamamakla birlikte işte Robert Cox gibi yazarların gözünden Amerika siyasetini, Amerika dış politikasını anlattığımız bir soruydu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama Robert Cox gibi işte böyle uluslararası ilişkilerin ana teorisyenlerinin bazda olduğu bir soruydu. Bunlarla karşılaştım bilim sınavının ilk aşamasında. Daha sonra zaten bizim okulda şu an sistem değişmiş olabilir. Ben bizim sisteme göre anlatıyorum. Biraz sohbet olan bir aşamaydı sözlü sınav. Sadece böyle işte zaten benim de tanıdıkları için hocalarım, jüri. Bir sohbet ettik. Sınav nasıl geçti? Şöyle böyle filan. Biraz böyle akademik bir sohbet ettik yani. Öyle çok teknik taktik bir şey değildi orası. Ama diğer sınavlarım öyle değildi. Diğer sınavlarımın sözlü mülakatları hem puana etki eden hem de zor geçen sınavlar oldu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz o kadar gerçekten güzel bir eğitim almışız ki Katip Çelebi'de. Ben 4 ayrı programa başvurdum. 4'ünden de kabul aldım. Bunlar da birbirlerinden ayrıksı bölümlerdi. Yani uluslararası güvenlik ve terörizm. Kamu yönetimi. Kamu yönetimine dair ben yerel yönetimleri seçmeli dert olarak almıştım. Öyle şey bir aslında bilgimizin olması beklenmiyor. Teknik bilginizin olması beklenmiyor. Diğer noktada Avrupa Birliği. Direkt Avrupa Birliği sınavı ve uluslararası ilişkiler. 4 ayrı bölüm, 4 ayrı teknik bilgi isteyen alan ve 4'ünde de kabul aldım. Bu gerçekten bizim, Barış Hoca bize hep şunu derdi, kendinizi asla küçük görmeyin. Yani ben Katip Çelebi'de okuyorum diye, ben ODTÜ'de yüksek lisans yapamam demeyin. Ben Boğaziçi'nde kabul alamam demeyin. Bende bu özgüvensizlik vardı arkadaşlar açıkçası. Söyleyeyim onu. Bende bu özgüvensizlik vardı çünkü hep şöyle düşünüyordum. Yani Boğaziçi'nde de uluslararası ilişkiler okuyan birisi var. O da benimle aynı yüksek lisans sınavına girecek. Adam beni mi tercih edecek diyorum. Veya işte ODTÜ'de veya Marmara'da veya Ankara'da veya işte 9 Eylül'de Ege'de fark etmez. Ama bende bu özgüvensizlik vardı. O okulda hani ilk başta söylemiştik ya o ön yargı. O ön yargının yarattığı o küçük kabukta sıkışıp kalmanın yarattığı o şey. Kampüste hani çok kötü bir kampüsümüz var şöyle böyle filan diye düşünerekten kendimizi küçük görüyoruz böyle okulumuzun ismi çok bilinmiyor özel üniversite mi filan deniyor bundan dolayı hep onun bir özgüvensizliği vardı ve kabul alamayacağımızı düşünüyorduk. Barış Hoca da bunu tespit etmiş olacak ki bize sürekli bunu aşılıyordu. Yani böyle düşünmeyin, siz Hacettepe'den de kabul alırsınız, ben bütün Türkiye'deki uluslararası ilişkiler eğitimlerini biliyorum,
siz bunların üstünde de eğitim alıyorsunuz, kapasiteniz var, isterseniz yaparsınız gibilerinden bizi sürekli motive etti, Hatta ben Ankara'ya yüksek lisans sınavına gitmeden önce kendine güven dedi. Yani konuştuğumuzda kendine güven, gerisi gelir dedi. Başka hiçbir şey vermedi, öneri vermedi, tavsiye vermedi. Gerçekten kendimize güvendiğimiz zaman Katip Çelebi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünden hakkıyla mezun olan herkes Türkiye'de sanırım bu yazda, yanlış olmasın, ilk defa ODTÜ'ye herhalde yüksek lisans öğrencisi gönderdik. Gerçekten Katip Çelebi Üniversitesi'nden hakkıyla mezun olup Türkiye'de veya Avrupa'da, Amerika'da yüksek lisans yapamayacak bir öğrenci yok bence. Çünkü gerçekten dediğim gibi 4 ayrı alanda 4 ayrı kabul ben alabiliyorsam demek ki biz bu bölümden çok güzel şeyler öğrenerek Türkiye'deki diğer uluslararası ilişkiler öğrencilerinden çok daha fazla, çok daha farklı şey öğrenerek mezun oluyoruz. Öncelikle buna bir inanmak lazım, buna güvenmek lazım. Tecrübeyle sabit, ben bunu yaşadım, biliyorum, bu böyle. Buna öncelikle güvenmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi bu 4 alan çok birbirinden farklı ve entegre olmayan alanlar belki. Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkileri ayırırsak çok da entegre olmayan alanlar. Dolayısıyla biz bu eğitimi alabilmişiz demek ki. Ki buralardan böyle bir diğer öğrencileri eleyebilmişiz. Bundan sonra ben Ankara'ya gittim. Ankara'daki sınavlarım uluslararası güvenlik ve terörizm ve kamu yönetimiydi. 2 gün halinde gerçekleşti bu sınavlar. Belki yapmayı düşünen arkadaşlar vardır diye bunun da kısaca içeriğinden bahsedeyim. Uluslararası güvenlik sınavında bize akraba devletleri sordular. Yani ve ben bunu cevaplayabildim. Daha sonra işte konvansiyonel silahların mesela şeylerini sordular. Savaş terimlerini sordular. İşte uluslararası ilişkilerdeki ilk kitap işte o Savaş ve Barış gibi o ilk şeyleri savaş üzerine özür dilerim. Onları vesaire sordular. Sun Tzu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Mesela bunları sordular. Daha sonra şeye girdik. Neorealizm bakın bu sorudan çok elenen aday olmuştu orada. Hiç yapamayanlar olmuştu. Hatta sınavdan sonra Barış Hoca ile birebir konuşmuştuk. Sınavda arkadaşlar defansif neorealizm ve ofansif neorealizmin farkı sorulmuştu. Biz gerçekten Barış Hoca'dan aldığımız dersti. Çok rahat. Yani çerez bir soru olarak yanıtladık ama çıktıktan sonra dışarıda işte adaylarla sohbet ettiğimizde herkesin döküldüğü soru mesela oydu. Ya defansif ile ofansifin farkı ne? Siz ne yazdınız falan diye millet böyle arasında konuşuyordu. Biz halbuki o soruyu 5 dakikada yazıp bitirmişiz yani. Daha sonra işte sınavda da buna benzer sorular soruldu. Ve benim en çok şaşırdığım şu olmuştu. Yani Katip Çelebi'nin belki ismini biliyor hocalar veya belki bilmiyorlar bilmiyorum ama bu kadar detaylı, bu kadar uzun cevaplar nasıl yazabildin? Hani uluslararası güvenlik alanına dair çok mu ders aldın diye sormuşlardı. Hepsi de asker akademisyenlerdi, yüzbaşı akademisyenlerdi. Ve böyle sert de bir sınav geçti. Trans-Kafkasya'dan tutun, şeye kadar coğrafi bilgiyi de sordular. Amerika'ya kadar coğrafi bilgiyi de sordular. Bunlar da bazen işte afalladığım şeyler oldu. Hatta mesela Doğu Akdeniz sorunu o zamanlar daha böyle gündemde bir konuydu. Doğu Akdeniz sorununu sordular. Doğu Akdeniz sorununu anlatırken yanlışlıkla bir yerde Kıbrıs Devleti dedim. Bundan dolayı mesela yüzbaşı akademisyenlerden birisi kızmıştı. Öyle bir akademik ortam düşünün yani. Kıbrıs Devleti derken diye böyle bir bakış atmıştı. Ben de işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi demek istedim demiştim. Dolayısıyla böyle sert bir sınavdı. Katip Çelebi'deki sözlü sınav gibi geçmemişti. Bilim mülakatı biraz zor geçmişti benim açımdan ama baktığınız zaman orada da işte 8 öğrenci alınıyordu. Uluslararası güvenlikte 4. olarak, kamu yönetiminde de 5. olarak. Orada da sanırım 6 veya 7 kişi alınıyordu. Orada 5. olarak girmiştim. Kamu yönetiminde devlet memurlarının mesela bakın yani ne kadar farklı olduğunu anlatmak için söylüyorum soruları hatırladığım kadarıyla. Devlet memurlarının tabi olduğu sözleşmeleri vesaire soruyordu. Yani işte neye bağlıdır, hangi şeyle çalışır, kitleri sormuş, işte kamu iktisadi teşebbüslerini vesaire. Bunlara da yanıt verebildim ve bunları da yanıtlayabildim. Dolayısıyla bu da böyle bir insanı oradan çıktıktan sonra, oradan kabul aldıktan sonra evet diyorsun. Yani gerçekten biz iyi bir eğitim almışız diyorsun. Orada da sınavdan çıktıktan sonra biraz mülakatı sizin yönlendirmeniz aslında sizin yararınıza oluyor. Ben öyle yapmıştım mesela. Kamu yönetimi çok bildiğim bir alan değil ama en yakın olduğu alan olduğu için başvurmak şansını denemek istemiştim. Hoca demişti yani uluslararası ilişkiler mezunusun. İşte uluslararası güvenlik ve terörizme de başvurmuşsun. Oradan da kabul alırsan büyük ihtimalle oraya gideceksin. Kamu yönetimine niye başvurdun diye sordu.
Ben oradan sonra mülakatı ele aldım ve değiştirdim şeyi. İşte dedim ben kamu yönetimi şey yaparsam Avrupa kamusal alanını çalışmak istiyorum. Şimdi oradan sonra olay oraya döndü. Avrupa kamusal alanına döndü. Avrupa kamusal alanını ben bildiğim için, yani bu alanda bir şeyler konuşabileceğim için artık sorular hep oradan gelmeye başladı. Avrupa kamusal alanındaki eksikler nedir? Medya kuruluşları nedir? Şöyledir, böyledir. Bunları bildiğim için, Avrupa alanına ilgin olduğu için, bunları bildiğim için orada o süreci yönetebilmiştim ve oradan da, o mülakattan da güzel çıkmıştım. Ve Avrupa kamusal alanını tartışarak çıkmıştık. Yani baktığın zaman belki adamların önündeki soru, bana soracakları soru işte PTT memurunun hangi sözleşmeye bağlı olduğunu nereden bildiğimdi mesela. Ama biz orada kendi bildiğimiz alana şey yaptık, yönlendirdik mülakatı ve öylelikle oradan da başarıyla dönüş almıştım. Son olarak ben 9 Eylül'de Burç Hoca'nın Burç Hoca'nın da mezun olduğu programdır. 9 Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Doktorası. Burç Hoca'nın çok yönlendirmeleriyle, 3. sınıftan bu yana beni yönlendirmesiyle girdiğim bir sınavı ve ben o sınava girerken Katip Çelebi'de uluslararası ilişkiler yüksek lisansını kazandığımı biliyordum ve sınava gitmek istemiyordum. 9 Eylül'deki sınava gitmek istemiyordum. Barış Hocalar hatırlar. Barış Hoca ve Burç Hoca hatırlar. Daha çok onların kafasını şişirdiğim için söylüyorum. Zorla gönderdiler. Yani bak git yaparsın, niye kazanamayacaksın şöyle böyle diyerek zorla gittim ben o sınava. Ve gerçekten de yaptım. Yani sorular önüme geldiğinde ya dedim ben bunun için bu kadar telaş yapmışım. Bunların hepsini biliyorum dedim ve 90 dakikada belki 60 dakikasında 70 dakikasında soruları yapıp bitirdim. Avrupa çalışmaları düşünen arkadaşlar için 9 Eylül'de bize sorulan sorular Lizbon ağırlıklıydı. Lizbon'dan sonra Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısında nelerin değiştiğiydi. Bizim bir önceki bölüm başkanımız Zeki Erdut sosyal politika hocasıydı. Çalışma ekonomisi hocası. Çok da yetkin bir profesördü. O biraz daha Avrupa Birliği'ni sosyal politika alanından inceleyen bir insandı. O da o yüzden sosyal politikalar alanından sorular vardı. İşte Avrupa Birliği'nin sosyal politikasını sordukları bir soru vardı. Lizbon sorusu vardı. Bir de hukuk sorusu vardı. Bir de ekstra soru olarak 4 soru verilmişti. 3 tane cevaplamamız istenmişti. Avrupa Birliği tabii ki her Avrupa sınavında çıkabileceği gibi. Avrupa Birliği'nin entegrasyon teorileri işte fonksiyonalizm gibi, hükümetler arasıcılık gibi. Bu tarz teorilerin çok detaylıca istendiği bir soru vardı. Hatta bu belki zorunlu soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Bu sorulara da güzel cevap verdik. Ondan sonra mülakat oldu ama en zorlandığım mülakat 9 Eylül'deki Avrupa çalışmaları mülakatıydı. Bu mülakat da biraz uzun oldu ama böyle çokça detay vermeye çalışıyorum. Belki birisinin bir detay işine yarar diye. Hukuktan tutun. Az önce söylediğim gibi Avrupa kamusal alanına kadar, Esperanto diline kadar, Avrupa Birliği'nin bir ara denediği ortak dil Esperanto, yanlış hatırlamıyorsam veya yanlış telaffuz etmiyorsam Esperanto dili, ona kadar konuştuk. Sorular soruldu. Zeki Hoca büyük ihtimalle dinlemeyecek, hiç de belki haberi olmayacak bu konferanstan ama beni öyle bir terletti ki yani ben artık şey istiyordum yani kazanamayacaksam da burası olmayacaksa da beni artık göndersinler çünkü yani böyle terler akıyor. Yazın sıcağı bir de gömlek giymişim. Böyle mülakat şeyi. Tam kombini. Böyle gömleğim ter oldu. Arkam falan oturduğum yer ter oldu yani. O kadar terledim. Çünkü çok zor sorular sordular. Ve Zeki Hoca'nın da 9 Eylül'de girmeyi düşünen varsa artık jüri de değil yanlış hatırlamıyorsam ama Zeki Hoca'nın sorduğu sorulara onun literatüründen, onun sözlüğünden cevap vermezseniz, doğru cevap bile verseniz çokça şey yapıyor. Zorluyor sizi. Yani ben emin olduğum bir soruyu bile, cevabı bile yanıtlarken çokça çekindim. Acaba doğru mu cevap veriyorum diye. Çünkü o kadar ciddiye alıyor ve o kadar ciddi bir mülakat gerçekleştiriyorlar. Şimdi 9 Eylül'de o sınavı kazandım. Sınavdan çıktıktan sonra direkt Burç Hoca ile telefonlaştık. Burç Hoca ne sorular sorulduğunu söyledi. Aynı size anlattığım gibi ona da anlattım. Verdiğim cevapları söyledim. Tamam dedi, sen kazanmışsın bu sınavı dedi. Ondan sonra bekledik bir 15-20 gün sonra açıklandı. Sınavı kazanmışız. İkinci olarak oraya da girmiş oldum. Ve ondan sonra da yine Burç Hoca'ya, Barış Hoca'nın çokça telkinleriyle 9 Eylül'de kayıt oldum. Kağıt Çelebi'den kaydımı sildirdim hiç başlamadan. Ve 9 Eylül'de kayıt oldum. Şu anda da hala 9 Eylül'de yüksek lisans, Avrupa çalışmaları üzerine yüksek lisans yapıyorum. Uluslararası ilişkiler alanından çok ayrılmadım. Hala o alanın içerisindeyim. O alanla ilintili işler yapmaya çalışıyorum. Yayınlar yapmaya çalışıyorum vesaire. Dediğim gibi bu şekilde 9 Eylül'de yüksek lisans yapmaya karar verdim ve o tercihlerimden yüksek lisansı 9 Eylül'de yapmayı tercih ettim.
Sadece şunu söyleyeyim. İzmir'de kalmak istediğim için, İzmir'de de iş durumum vardı o dönemde görüştüğüm. İzmir'de kalmayı planladım. İzmir'de kalmayı istiyordum. Dolayısıyla da 9 Eylül olduktan sonra Marmara'nın ve İTÜ'nün sınavlarına girmedim. O yüzden o konular hakkında bir bilgim yok. Onlar da Mert daha güzel kanıt verecektir. Böyle. Soru olursa cevaplarım daha sonra. Ben de şöyle anlatayım. Benim de 3 tane mülakat tecrübem oldu. Hani burada tam böyle layıkıyla bahsedebileceğim açıkçası. Bunlardan bir tanesi Marmara Üniversitesi. Şu an zaten içinde bulunduğum üniversite. Bir diğeri İzmir Katip Çelebi, bizim okul. Ve 9 Eylül olmak üzere ben de 3 tane sınava girdim. Şimdi öyle de bir enteresandı ki ben bu sene mezun oldum arkadaşlar. Yani 2020 mezunuyum. Dolayısıyla pandemiye denk geldi. Pandemiye denk geldiği için de sınav takvimleri falan böyle bir garip bir moda girdi ve okullar mülakat yapmadılar. Yani ne 9 Eylül ne Katip Çelebi Marmara yaptı. Ancak Katip Çelebi ve 9 Eylül mülakat yapmadı. Sadece yazılı sınavla öğrenci kabul ettiler. Ve öyle bir ayarlanmıştı ki sınav takvimleri. İlk önce Katip Çelebi'ye girmem gerekiyordu. Sonra 9 Eylül'de en sonda Marmara'ya girecektim. Yani arka arkaya ve öyle de bir denk geldi ki. Mesela birine giriyorum, diğerine ikinciye girmeden ilkinin sonucunu öğreniyorum falan. Ona kayıt olmam gerekiyor. Çünkü kayıt olmazsam birinciden de olabilirim. Öyle bir durum var. Yani Bulgar'a giderken pirinçten olma muhabbeti gibi. Birinciden olmayayım diye birinciye de kayıt oldum. İkinciye de, ikincinin sınavına da girdim. O şekilde bir durum. İlk olarak bizim okulun sınavı vardı, Kadir Çelebi Üniversitesi'nin. Orada yanlış hatırlamıyorsam yine 3 soru vardı. Bir de 5-6 tane terim vardı sanırım. İşte bu balance of power, işte balance of threat nedir, onun dışında collective security gibi böyle ayar teori, ayar kavramları daha çok vardı. 3 soru yine sorulmuş yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi dediğim gibi ayar teori üzerineydi. İşte bu neorealizm, işte konstruktivizm vesaire bunlar vardı, bunlar yer alıyordu. Bunlardan bahsetmemiz isteniyordu. Bir diğeri yine Avrupa Birliği ile alakalıydı, tam net hatırlamıyorum soruyu. Bir de yine siyasi tarihle alakalı yanlış hatırlamıyorsam bir soru olması lazım. Totalde bizim okulumda sorduğu 3 soru vardı bu bonus sorularla beraber. Bir de yine işte dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam Barış Hoca'nın muhtemelen sordu. Kavramlar vardı bu en sona eklenmiş olan bonus soru olarak. Onları cevapladım. Sonrasında kabul aldım. Haberi geldi. Okula gittim. Kayıt oldum. Bizim okula yüksek lisans için. Sonrasında 9 Eylül sınavına girdim. 9 Eylül'de de başvurduğum bölüm Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans programıydı. Orada da yine Avrupa Birliği ile alakalı sorular ama şeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlaka eğer AB çalışmak isteyen ya da Avrupa çalışmak isteyen varsa Türkiye-AB ilişkilerinden mutlaka bir tane soru gelir. Yani zaten entegrasyon teorileri, Türkiye-AB ilişkileri bir de entegrasyon tarihi olmak üzere böyle 3 ana başlıkta genelde sorular geliyor. Benim girdiğim 9 Eylül sınavında entegrasyon teorileri yoktu mesela. Ama işte bu sosyal politika vesaire onlar sorulmuştu. Bir de şöyle bir durum da var. Her okulun akademik şeyi de farklı. Yani kadrosu farklı olduğu için akademide çalışan hocaların çalışma alanları farklı olduğu için gelen sorular farklı alanlardan gelebiliyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam biz Yiğit'le de irtibat halindeydik. Sağ olsun kendisi bana da bayağı destek oldu yüksek lisans sürecinde. 9 Eylül'ün yanlış hatırlamıyorsam Yiğit düzeltecekti zaten yanlışsa daha ekonomi ağırlıklı bir yaklaşımı var Avrupa Birliği'ne. Yani daha böyle ekonomik entegrasyona yönelik sorular vardı mesela. Yani böyle daha siyaset ve politikadan bir tık daha uzak ama ekonomik işbirliğine, ekonomik tarafa daha yakın bir anlayış vardı. Ve sorular da o bağlamda geldi. İşte Türkiye-AB ilişkileri, entegrasyon teorileri yoktu. Entegrasyonun tarihi ve bir soru daha vardı şu an hatırlayamadığım. Bu şekilde 3-4 tane soru vardı. Ona da girdim. Onu da kazandım sonrasında. Bu sefer Katip Çelebi'den kaydımı sildirip 9 Eylül'e kayıt olmak durumunda kaldım. Çünkü şöyle bir durum var. Lisansüstü programlara eğer tezli ise birden fazla programa kayıtlanamıyorsunuz. Yani kayıtlanmak isterseniz işte harç ücreti vesaire yatırmanız lazım gibi durumlar söz konusu. Dolayısıyla Katip Çelebi'den kaydımı sildirip bu sefer 9 Eylül'e kayıt oldum. Sonrasında da Marmara'nın sınavına girmek üzere İstanbul'a gittim.
Orada da Allah'tan yani hem yazılı sınav hem mülakat vardı ve aralarında bir gün vardı. Dolayısıyla arkadaşımla konaklayarak İstanbul'da 3 gün kalarak o sınavlara girdim. Yani ilk önce yazılı bir sınav oldu. Test usulü. Yaklaşık 30-40 soru vardı. Yine Avrupa ile alakalı, Avrupa Birliği ile alakalı. Sonrasında da 2 gün sonra mülakatına girdim. İlk önce yazılı sınavdan bahsedeyim. Yazılı sınav Avrupa Birliği, Türkiye-AB ilişkileri, entegrasyon tarihi, yine entegrasyon teorilerinin olduğu gayet detay bir sınavdı. Yani bayağı detay bilgi istiyorlardı. İşte Ankara Anlaşması vesaire. Bunlardan soru geldi. Lizbon'dan yine Yiğit'in dediği gibi çok soru geldi. Anlaşmalar bazında bir sürü soru cevapladık teknik olarak. Bunu geçtikten sonra mülakata girdim. Mülakatta da şeffaf olması için mülakatın iki tane kavanoz koymuşlar böyle. Bir oval bir masa. Film sahnesi gibiydi. Yani ben böyle oval masanın en ucuna oturdum. Tam upuzun bir masa böyle. Tam karşımda 3 tane hoca var. 3 tane bölüm hocası var. Kendileri bir de şey böyle hani koronadan maskeden yüzleri de gözükmüyor. Sadece gözlerini görüyorum. Çok korkutucu bakıyorlardı yani. Üçü de oturmuş böyle. Oval masanın en ucundan bana bakıyorlar. Ben girdim oturdum. Önde dediler iki kavanoz var. İkisinden de birer tane soru seçip cevaplaman lazım. Yani daha kendimi çok tanıtamadan direkt benden soru cevaplamamı istediler. Çünkü orada hani benim kişiliğim ve karakterimden ziyade akademik bilgimi ölçmek için böyle bir yöntem tercih etmişler. Yani kavanozdan soru çektiriyorlar ve olabildiğince şeffaf olması için de hani beni çok tanımadan daha çok bilgimi ölçmeye yönelik bir mülakat yapmaya çalışmışlardı. Öyle söyleyeyim. Birinci kavanozdan Avrupa Birliği ile alakalı genel bir soru çektim. İkinci kavanozdan da Türkiye-AB ilişkileriyle alakalı bir soru çektim. Ve ikisini de cevapladım. Yani Allah'tan yine tam böyle hani hakim olduğum alanlardan geldi iki soruda ve çok detaylı bir şekilde cevaplayabildim soruları. Sonrasında işte İzmir'e geri döndüm. Aradan bir 1-2 haftalık bir süreç geçti. Marmara'ya kabul aldığımı öğrendim. Şu anda zaten en son işte 9 Eylül'deki kaydımda sildirip Marmara'ya kayıt oldum ve şu anda orada öğrenime devam ediyorum. Marmara'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Marmara'nın kendi, 9 Eylül'ün de aynı şekilde bu arada, kendi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü var. Yani tüm Avrupa çalışmaları, 9 Eylül'de yok mu? Türkiye'de tek Avrupa Enstitüsü Marmara Üniversitesi'nde. Aynen. Böyle bir durum söz konusu. Direkt Avrupa Araştırmaları ile alakalı bir enstitü var. Ve bu enstitüde farklı programlar var, Türkçe ve İngilizce olarak. Benim girdiğim program Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ancak İngilizce programına girdim. Bir de bunun Türkçesi ve diğer kolları var. Bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam hukukla alakalı, hukuk öğrencilerinin daha çok tercih ettiği. Bir diğeri de daha çok ekonomi bölümünden arkadaşların tercih ettiği ekonomi ağırlıklı bir Avrupa programı var. Ancak benim girdiğim uluslararası ilişkilere direkt, uluslararası ilişkilerle doğrudan alakalı olduğu için onu tercih ettim. Zaten gelen sorularda, hani bana sorulan sorularda o ağırlıktaydı. Uluslararası ilişkiler de içinde barındırdığı için bölüm açıkçası şu an okurken oldukça keyif alıyorum. Çünkü lisans döneminde öğrendiğimiz çoğu şeyde zaten değiniyoruz. Yani şimdi lisans üstü programlar şöyle bir şey. Başka lisans bölümlerinden gelen insanlar da olabiliyor. Yani ben şu an mesela Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyorum. Ancak gelen öğrencilerin hepsi uluslararası ilişkiler öğrencisi değil. Yani sosyolojiden gelen insanlar da var mesela. Dolayısıyla onlar hani uluslararası ilişkilerle alakalı hiçbir şey bilmiyorlar. Bazı kavramları hocalar ne yazık ki geriye dönük anlatmak zorunda kalıyor ama benim avantajım benim o kavramları zaten biliyor olmam. Mesela hoca işte bir Avrupa güvenliği ile alakalı bir dersiniz var. Münevver hoca mesela dersin en başında neorealizm, English School ve neoliberalizmi anlatmak durumunda kaldı. Çünkü bunların üzerine dersi sonrasında inşa etti. Ben bunları bildiğim için hiç zorlanmadım açıkçası. Onları da yine Barış Hoca'nın dersinde, Barış Hoca'nın ayar teori dersinde daha önceden zaten biliyordum. Sadece işin Avrupa boyutunda görmüş oldum. O açıdan avantajlı oldu bayağı. Yani bölümün içinde uluslararası ilişkiler ismi olduğu için ve gelen hocalar da uluslararası ilişkiler ekolünden olduğu için hem aldığınız dersler ağırlıkta oluyor hem de çok fazla zorlanmıyorsunuz derslerde. Ya yani şöyle mesela... bir şey
ekleyeyim Mert'e. Mert özür dilerim, sözünü mü böldüm? Yok yok, hayır hayır, devam edebilirsin. O yüzden. Şey, şöyle bir şey olmuştu. Sedef Hoca'yı herkes tanır herhalde. Sedef Eylemer. Bölümümüzün evet. Hocası. Benim de ilk Avrupa Birliği hocamdı. Avrupa Birliği'ne giriş dersini Sedef Hoca'dan aldım ikinci sınıfta. Uluslararası ilişkilere girişi de biz şeyden almıştık. Sedef Hoca'dan almıştık. O da aynı Nihal Hoca gibi, işte Burç Hoca gibi Sedef Hoca da Avrupa çalışmaları doktorası olan, yine 9 Eylül'den Avrupa çalışmaları doktorası olan bir hocamızdı. O dönemde yani 2019'da Sedef Hoca herhalde oraya da ek ders vermeye gidiyordu. Bize hiç girmedi. Yani bu benim ders aşamamda Sedef Hoca'dan hiç ders almadım yüksek lisansta, ama benden bir sene öncesinde Sedef Hoca 9 Eylül'de ders veriyordu. Benim sınavıma denk geldi şey Sedef Hoca. Yani sınavıma denk geldi derken sınavda gözetmen olarak gördüm hocayı. Böyle bir göz selamlaşması yaptık. Merhaba anlamında. Daha sonra mülakatta da Sedef Hoca jüri odasındaydı ama ben Sedef Hoca'yı görmemişim. Daha sonradan Sedef Hoca ile konuştuğumuzda farkına vardım. Şu yüzden anlatıyorum. Her şeyde farklı bir atmosfer oluyor. Mesela atıyorum şeye gideceksiniz, ODTÜ'nün sınavına gideceksiniz. Aynı zamanda sizin psikolojinizi de şey olarak ölçüyorlar. Verilen tepkiniz nasıl? İşte zor sorular karşısında, bilmediğiniz sorular karşısında verdiğiniz reaksiyon nasıl? Bu tarz şeyleri de ölçüyorlar. Neden söylüyorum? Bize Sedef Hoca bir buklet vermişti Avrupa Birliği'ne giriş dersinde. Avrupa Birliği'nin kendi yayını. Ben bilmiyorum, belki sizlere de vermiştir. Avrupa Birliği'nin kendi yayını, buklet. Biz işte zaten Avrupa Birliği'ni ilk oradan şey yapmıştık. Okumuştuk, anlamıştık, görmüştük. Oradan sınav olmuştuk. Orada Avrupa Birliği'nin genel politikası, kuruluş vizyonu, misyonuyla alakalı bahseden cümlelerde, hiç unutmuyorum, hatta hala saklıyorum kitabı, motto diye şey yapıyor. European Union motto is diye devam ediyor, işte United in Diversity vesaire gibi. Ben de sorulan bir soru da Avrupa Birliği'nin mottosu yazmışım. Ya bu şekilde anlatmışım o cümleye, böyle başlamışım. Sınava girdim. Zeki Hoca, o dönemki bölüm başkanımız, profesör, az önce de söylediğim gibi çok yetkin, çok iyi bir hocadır. Bana dedi ki, Yiğit dedi, sınava girer girmez ilk soru. Yiğit dedi, motto dedi ne demek dedi. Ben de dedim ki yani işte hocam hani bir kurumun, kuruluşun politika dizini, işte vizyonu, bunu anlatan bir kelime dedim. Hayır dedi, bu dedi, bu motto kelimesi dedi, sizin dedi sosyal medyada dedi, cikciklerken dedi uydurduğunuz bir kelime dedi. Aslında akademik bir tabir değil dedi. Terminolojide yeri yok dedi. Bunu dedi sen dedi bir lisansüstü sınavında yazamazsın, kullanamazsın dedi. Bu bir akademik belge dedi. Burada dedi sen motto yazamazsın dedi. Ama hocam kemküm, yani orada hani Sedef Hoca bize şey verdi, kitap verdi, orada motto yazıyordu falan da denmez. Yani desen ne olacak? Ben orada zaten şeyin de olduğunu bilmiyorum. Sedef Hoca'nın da olduğunu bilmiyorum. Söylesem belki söylerim ama söylemedim. Haklısınız hocam, ben bilmiyordum vesaire gibilerine o şeyi geçiştirdik. Daha sonra Sedef Hoca ile bir gün konuşurken Sedef Hoca dedi ki, yani bu da aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Orada dedi çok güzel bir reaksiyon verdin dedi. Eğer dedi orada hani ya yok işte böyle böyle, hayır bu var gibilerinden dedi şey yapsaydın, bunu akademik literatürde olduğunu iddia etseydin, bunu şey yapsaydın belki biraz senin intibam farklı olacaktı dedi. Ama orayı güzel yönettin dedi. Ben dedi zaten sınavdan sonra dedi orada şeyi de gördüğüm için hocaya söyledim dedi. Hocam benim hatam, benim verdiğim kitabı okudu çocuklar, buradan öğrendiler. Orada da motto kelimesi geçiyordu diye ben zaten hocaya söyledim, düzelttim dedi. Dolayısıyla bunu şu açıdan anlattım. Yani girdiğiniz sınavlarda psikolojiniz, verdiğiniz reaksiyonlar, bilemediğiniz sorularda yapacağınız psikolojik dönüşümler, bunlar da çok önemli karşı taraf için. Çünkü herkes Barış Hoca, Burç Hoca, Didem Hoca gibi sizi tanıyan insanlar değiller. Akademik yetkinliğinizi o yarım saat içerisinde veya sadece bir sınav kağıdından ölçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla nasıl bir ortamda olduğunuzu iyi tahlil edip ona göre hareket etmek de, çok fevri davranmamak da, çok hayır bu böyledir diye o akademik hevesle hareket etmek de belki çok doğru olmayabiliyor diye onu eklemek istedim. Böyle de bir tecrübem olduğu için. Bir de Mert'in söylediği Avrupa çalışmalarında yüksek lisans, lisans üstü eğitim hedefleyenler varsa çok kısa onu ekleyeyim.
Mert'le de o dönemde konuşmuştuk, aramıştı beni sağ olsun, işte telefonlaşmıştı. Ona da söyledim, her okulun kendi veya her bölümün kendi bir aslında anlayışı var. Belki bu biraz o dönemki konjonktürle de bağlantılı oluyor. Şu an mesela Türkiye AB ilişkileri en iyi döneminde değil. Çok kötü değil. Çok kötü olduğu dönemde değiliz belki ama çok iyi olduğu bir dönemde de değiliz. O yüzden konjonktürden çok etkilenen bir bölüm. Ama biraz da o bölümdeki ağırlıkta olan hocaların dünya görüşü veya atıyorum işte Avrupa Birliği'ne nasıl yaklaştıkları, nasıl baktıkları, Avrupa entegrasyonunu mantıklı bulup bulmadıklarıyla da alakalı bir konu. Marmara Üniversitesi Avrupa entegrasyonuna, yanlışım varsa Mert düzeltsin, çokça inanan bir bölüm. Avrupa entegrasyonunu savunan bir bölüm. Oradaki hocalardan da ders alma, en azından belli başlı derslerine girebilme imkanı oldu. Mesela Yonca Özer Hoca. Akademik anlamda Avrupa Birliği'nin entegrasyonunun hayal değil, gerçekleştirilebilecek bir ideal olduğunu düşünüyorlar. Fakat bazı başka Avrupa bölümlerinde, gittiğiniz Avrupa bölümlerinde Avrupa entegrasyonuna inanmayan hocalarla da karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla sınava girmeden önce veya hedeflemeden önce, hangi okulda okuyacağınızı hedeflemeden önce hocaların profiline de yüksek lisans sınavına girmeden önce bakmanızı tavsiye ederim. Ben Mert'e söylemiştim o dönem. Bizim şeyimiz, bölümümüz, ben herkese tavsiye ederim 9 Eylül'de Avrupa çalışmaları, okumalarını. Ama şu açıdan tavsiye etmem. Eğer siz 9 Eylül'de de Katip Çelebi'deki mantığı bekliyorsanız, Katip Çelebi'deki akademik yaklaşımı bekliyorsanız bir kere dumura uğrar, belki pişman olursunuz. Çünkü oradaki yaklaşım biraz daha ekonomi bazlı. Az önce Mert'in de söylediği gibi, benim de 1-1,5 senedir deneyimlediğim gibi daha böyle Avrupa Birliği'nin ekonomi politikaları üzerinden, Avrupa Birliği'ni daha çok ekonomik açıdan analiz eden, çünkü Avrupa Birliği çok perspektifli bir yapı, disiplinler arası, tam disiplinler arası bir bölüm. Dolayısıyla bizim mesela Zeki Hoca'dan sonraki bir başka bölüm başkanımız Asuman Hoca, o da maliye hocasıydı. Asuman Hoca'dan sonra gelen şimdiki çok, o da değerli bir hocamızdır, Müge Hoca, Müge Vural Hoca, o da işletme hocası. Yani görüyorsunuz hiç uluslararası ilişkiler perspektifinden bir hoca yok. Yani en azından başı çeken hocalardan, tabii ki içerisinde var Sedef Hoca gibi, az önce söylediğim gibi. Ama daha çok ekonomi açısından bakan insanlar ve siz Katip Çelebi'deki perspektifi bekliyorsanız burada biraz dumura uğruyorsunuz açıkçası. Ama eğitim kalitesi olarak, akademisyen kalitesi olarak muhakkak çok çok iyi bir okul. Bunu da böylelikle bölümden bölüme, aynı bölüm olması bir anlam ifade etmiyor. İkisi de belki Avrupa Birliği bölümü ama çok farklı şeyler öğretiyorlar. Daha farklı bir perspektiften öğretiyorlar. Dolayısıyla bunu da iyi analiz etmek lazım. Ya ben şöyle bir ekleme yapayım. Mutlaka arkadaşlar, yani başvuracağınız yüksek lisans programındaki enstitüye bir girin. O enstitüdeki hocaların bir çalışma alanlarına bakın. Yani hatta mümkünse akademiye linklerini bir bulun. Akademiye profillerini bulun. Bu hocalar ne yazmış, ne çizmiş, uluslararası ilişkiler alanında ne yapıyorlar, ne gibi çalışmalarda bulunmuşlar, ilgi alanlarını, geçmişteki ilgi alanlarını, şu an çalıştıkları alanlar ne? Çünkü bazı hocalar mesela 30 senedir bildiğiniz üzere yayın üretiyorlar ve hani 30 sene önceki ürettiği yayınla şu anki başka olabiliyor. İlgi alanları da değişmiş olabiliyor çünkü hocaların. Çalışma alanları da değişmiş olabiliyor. Yiğit'in de söylediği gibi her okulun farklı bir ekolü var, farklı bir kültürü var. Hocaların yaklaştığı farklı alanlar var, değindiği noktalar farklı olabiliyor. Bizde de mesela ekonomi birazcık daha zayıf, ekonomi kısmı daha zayıf. Belki bu bir eksiklik. Ancak siyasi ve politik kısmı ve uluslararası ilişkiler alanı biraz daha ağır mesela. Bir tık daha ağırlıklı. Dolayısıyla buradan hani sizin ilgi alanınıza hangisi daha çok uyuyor, hangi alanda daha kendinize yetkin hissediyorsunuz? Bu soruların cevapları önemli tabii. Ben de böyle beklemeye gerçekten yapıyorum. Abi yani böyle şokla izliyorum sizi. Yani çok güzel açıkladınız yüksek lisansa dair farkları, bölümlerin farklarını, mülakat sürecini gerçekten çok güzel açıkladınız. Yani benim bile ALES sürecinde gerek olsun işte TOEFL sürecinde korkularım vardı. Hani nasıl olur, nasıl gider diye. Ya beni de aydınlattınız. Çok teşekkür ederim. Muhtemelen arkadaşlar da bolca aydınlanmışlardır. Ben yavaştan böyle bir kapatmaya geçeyim istiyorum. Sorulara bir bakalım istiyorum eğer ekleyecekleriniz yoksa. Çünkü güzel bir yüksek lisans anlatımı oldu. Hoşuma da gitti böyle. Keyiflendim. Açıkçası tekrardan açıp açıp izleyeceğim bu değindiğiniz noktaları. Hani YouTube'a da yükleriz. Tabii izniniz varsa muhtemelen. Kesinlikle. Tamamdır. Diğer arkadaşlar da yararlanır muhtemelen. Sorular varsa alabiliriz. Sesli can sorabilirsiniz. Yoksa chatten sorabilirsiniz. Bir tane vardı. Yakaladığımı söyleyeyim hemen. Ha bundan şundan soruları geçmeden şunu da söyleyeyim. TOEFL, YDS
IELTS sorularını çözdüğümüz, işte yabancı dil sorularını, sınavların sorularını çözdüğümüz bir yayınımız olacak bizim ilerleyen zamanlarda. Buna da katılmak isteyen arkadaşları kesinlikle davet ederiz. O sorulara bakacağız. Nasıl sorularla karşılaşabileceğimizi göreceğiz. Onu da söylemek istedim. Şimdi hemen bir soru görmüştüm. Ona bir bakayım. Yiğit'in söylediği Sedef Hoca'nın bahsettiği Avrupa Birliği'ne giriş dersindeki bukletin tam adını sormuşlar. Ben de Avrupa Birliği'ne giriş bukleti tarzı bir şey diye böyle hatırlıyorum ama. Bakayım ama. Varsa abi. Ben bu soruda kitap önerebilirim. Tabii naçizane. Şöyle söyleyeyim. Eğer iki tane kitap önereceğim. Bir tanesi Avrupa Birliği ile alakalı genel bilgi alabileceğiniz bir kitap. Yani bu alana yönelmeseniz de alıp okuyabileceğiniz bir kitap. John McCormick'in Avrupa Birliği'ni anlamak. Understanding the European Union olması gerekiyor İngilizcesi de. Bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Bir de daha ağır ve yüksek lisans düzeyinde de okutulan kitabı söyleyeceğim. Desmond Dinan'ın Europe Request kitabı. Ona da bakabilirsiniz. Desmond Dinan'ın kitabı ama birazcık daha ağır. Ve dediğim gibi lisans üstü eğitimde de kullanılan bir kitap. Ama okuyabilirsiniz onu. O da gayet detaylı anlatıyor. Özellikle entegrasyonun tarihini anlatıyor. Entegrasyon tarihini öğrenmek istiyorsanız Desmond Dinan'ın kitabını ama genel bir bilgi alayım derseniz AB ile alakalı da McCormick'in kitabını önerebilirim. O bence güzel bir şey oldu. Mert'in söylediği. O alana ben de birkaç ekleme yapmak isterim. Eğer arkadaşlar da öyle bir kitap tavsiyesi isterlerse benim okuduğum alana hazırlanırken süper şey olur. Bu da Sedef Hoca'nın kitabı bu. ABC The ABC of European Union Law. Bunun normalinin The EBC of European Union olması lazım. Bu law olanı, yani şey olanı, law olanı, hukukla alakalı olan. Ama şey olan da aynısıydı yani. Bunun aynısı. The EBC. İşte bunu şey yapabilirler. Kullanabilirler, alabilirler. Bunu da zaten biz şeyden indirdik. Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nun sitesinden indirdik. Evet. Öyle şey bir kitap, erişilmez bir kitap değil yani. Gerçekten aynı kitabı ben de kullanmıştım. Yani bir temel oluşturması açısından Avrupa Birliği'nin kendi kaynağı olarak çok iyi oluyor. Dediği gibi ABC. Yani Avrupa Birliği'nin ABC'sini öğreten bir kitap. Şeyin dediğine ek olarak var mı Orkun zamanımız? Tabii. Yani ben bu alanla alakalı söyleyeceğim. Avrupa alanıyla alakalı. Uluslararası ilişkiler alanıyla alakalı bir sürü kitap var. Onları zaten biliyorlardı. Avrupa alanında yüksek lisans yaptığım için söyleyeyim. Avrupa Birliği entegrasyon teorileri, Avrupa entegrasyon teorileri için Anya Wiener, işte Thomas Rize, bir de şey var. Bunun asıl Oxford yayınları. Bu müthiş bir kitap. Yani entegrasyon teorileri istiyorlarsa ama Türkiye'de bunun basımı yok. İsteyen benden şeyini alabilir, fotokopisini alabilir. Ben Çiğli'de, Balatçık'ta oturuyorum zaten. İsteyen benden fotokopisini alabilir. Ben bu sene bu üçüncü baskısı. Türkiye'de üçüncü baskısı yok, bulamazsınız. Çok aramayın. Ben Almanya'da bir arkadaşımdan rica ettim, kargolattım. Bu sene, geçen sene okuduğumuz bir kitap olduğu için. Öncelikle bu Thomas Dies bu kitabın asıl yazarı. Avrupa Konferansı'nda da, Marmara Konferansı'nda da kendisi konuk akademisyendi. Onunla da orada sohbet etme imkanımız olmuştu kitap hakkında. Ha, teşekkür etmiştim kitap için. Gerçekten çok güzel bir kitap entegrasyon teorileri için. Sonra böyle çok güzel Avrupa Birliği alanına dair şu kitap var. Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Desmond Dinan'ın. Şöyle iki şeylik, iki ciltlik her şey var bunun içinde. Desmond Dinan'ın Avrupa Birliği Ansiklopedisi. Yani aradığınız aramadığınız Avrupa Birliği'ne dair her şey var. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Yani. Şey gibi oldu değil mi bu? Vapurda böyle mandalina soyucu yapan satanlar olur ya böyle. Avrupa Birliği isterseniz her şey burada. Aynen öyle. Aynen. Satıyorum abi. Bu da az önce şeyin bahsettiği kitaplardan birisi olabilir. Yine Desmond Dinan'ın. Burç Hoca'nın da bize çok çok okuttu. Avrupa Birliği tarihi. Evet sanırım Türkçesi o. Türkçe o şekilde çevrildi o kitap. Aynen. Müthiş bir kitap. Müthiş bir kitap. Avrupa Birliği'ne dair zaten her şey var. Doğayanlardan bir tanesi ya abi alanının. Aynen çok öyle. Kulis bilgisi bile var yani. Hani kuliste neler konuşuluyor? Avrupa Birliği'nin kulisinde neler konuşuyor? O bile var yani. Zamanında Avrupa Komisyonu Başkanı'nın işte bu para kaçırmadan filan düşürüldüğü komisyonun nasıl düşürüldüğüne dair kulis bilgileri bile var. McCormick'in kitabı Avrupa Birliği'ni anlamak. Mert'in söylediği çok iyi bir kitap. Bu da ders niteliği, yani ders kitabı niteliğinde Belgin Akçay Hoca'nın, Ankara Üniversitesi'nde olması lazım Belgin Akçay ve İlke Göçmen Hoca.
Bu da Avrupa Birliği'ne hazırlanırken eğer Avrupa Birliği yüksek lisansı istiyorsa arkadaşlar kullanabilecekleri bir kitap. Ben yüksek lisansta keşfettim bu kitabı ama müthiş bir kitap. Yani ders anlamında, böyle teorik bilgi anlamında. Bir de son olarak şunu önereyim. Burç Hoca'nın kitabı. Burada birçok farklı akademisyenle birlikte yazdıkları işte Sezgin Mercan Hoca'yla ne bileyim işte Nihal Hoca'nın da hatta içinde bir yazısı var. Birçok farklı akademisyenin Avrupa Birliği alanında daha çok ekonomik konularda yazdıkları yayınlar. Güncel bir yayın. Dolayısıyla bunları öneririm. Arkadaşlar beni her yerden ulaşabilirler. Zaten numaram da vardır büyük ihtimalle. Sordukları, soracakları kitap önerisi olur. Avrupa alanına, uluslararası ilişkiler alanına yönelik öneri, tavsiye olur. Her zaman şey yaparız. Burada böyle bir demosunu yapmış olduk. İstedikleri zaman ulaşabilirler. Kitapları verebilirim. Her zaman paylaşabiliriz. Abi çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle istediğimiz topluluk entegrasyonunda biz de bir entegrasyon oluşturuyoruz ya. Yani gerçekten çok ona örnek oldu. Teşekkür ederim. Şimdi Didem Hoca ayrılacakmış sanırım. Didem Hoca ve Barış Hoca toplantıları varmış. Onlara söz bırakayım ben. Tamam. Arkadaşlar çok tebrik ediyoruz. Hem bu yayın için hani uluslararası ilişkiler topluluğumuzu tebrik ediyoruz. Orkun başta olmak üzere topluluk ekibinden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Katılımcı arkadaşlara bu saate kadar katılımı gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Tabii en büyük teşekkürü Mert ve Yiğit'e ediyoruz. Çok sağ olun, harika anlattınız. Bütün tecrübelerinizi uzun uzun çok keyifli dinledik, çok mutlu olduk. Çok ve mutlu öğrencilerimizle mezunlarımızın böyle bir arada olması, iletişimi, irtibatı sürdürmeleri ve hani tecrübe aktarımı, paylaşımı yapmaları harika bir şey. Umarım bunun devamı gelir ve katlanarak artar. Zaten hem Mert'le hem Yiğit'le biz çok gurur duyuyoruz. İkisi de çok başarılı oldular mezuniyetten sonra. Yani gerçekten iftihar ediyoruz. Gurur duyuyoruz ikimizle de. Ve biliyoruz ki çalışmalarınız çok başarılı bir şekilde devam ediyor yeni kurumlarınızda. Ve İKÇÜ Ayar'ı da çok başarıyla temsil ediyorsunuz. Çünkü İKÇÜ Ayar Raks biliyorsunuz. İKÇÜ Ayar Raks hocam. Çok teşekkür ediyorum. Benim saat 10'da bir toplantım var maalesef. Hani 10'a kadar ancak katılabiliyorum ama siz devam edin. Zaten Orkun'a bıraktık şeyi. Tamamdır hocam. Siz istediğiniz kadar devam edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Mert'cim, Yiğit'cim çok teşekkür ediyorum tekrar. Haberleşiriz. İrtibatı kaybetmeyelim. Hocam bu arada bir nokta koyacağım. Beni host yaparsanız sanırım yayın kesilmez diye düşünüyorum. Şu an co-host diyorum. Co-host yaptım ama direkt host mu yapayım? Evet hocam. Direkt host yaparsanız direkt bana geçer yayında. Tamam, okey. Tamam, Barış hocam. Barış hocam. Son olarak şeyi söyleyeyim. Yüksek sansa başlarken 3 tane yayın yapabilme hedefim vardı. İkincisine inşallah ulaşıyorum. 9 Eylül Üniversitesi SBE dergisi olumlu raporu verdi şeye çalışmama. Çok güzel. Harika. Aynen. Minör revizyon isteği yolladılar. Onu da tamamladım. Gönderdim. İnşallah Aralık ayı sayısında bu ay sonunda yayınlanacak diye bekliyorum. Vallahi eğer olursa benim için güzel bir aşama olacak. Onu da size bu vesileyle söylemek isterim. Ben de Didem de. Hem zaten o anlattığın Marmara'daki sunuşunun mesela panelde doçentlerle falan yan yana sundu. Hani öyle bir paneldi. Anlatabiliyor muyum? Çok böyle şeye akademiye çok üstten girdi. Üst perdeden girdi. Evet. Sinem Hoca'yla falan aynen beraber. Çok belliydi ya senin akademide çok başarılı olacağın. Yani üçer beşer maşallahtır bulunuyorsun. Aynı şekilde Mert de öyle. Hali hazırdaki lisans öğrencilerimize de çok güzel örnek oluyorsunuz arkadaşlar. Evet harika hocam. Gerçekten keyif alarak dinledim. Arkadaşlar. Yani benzer performansları tabii ki şu anki 4. sınıftaki arkadaşlarımızla bekliyoruz. Onun da yolunu yapalım. Gaza geldik hocam, gaza geldik. Çok çok iyi bakın. Biz kaçmak zorundayız. Didemciğim sen de 2 saniye bir... tamam. O da Didem de o başka bir toplantıya girdi. Maalesef bizim hayatımız toplantılarla devam ediyor. O çok selamları var. Didem dedi görüşürsünüz zaten. Hadi iyi sohbetler size. Görüşmek üzere. Hocam kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öyle sağ ol. Orkun, ben şeyden bravo bahsetmeyi düşünüyordum ama biraz herhalde lafı da uzattık. Dediğin gibi çok da güzel bir sohbet oldu bence. Evet, yani arkadaşlarımda yani soru varsa benim vaktim var, ben şey yaparım. Ama ben hem çalışıyorum hem de yüksek lisans yapıyorum. Arkadaşlarım mesela buna dair de bir hani hem iş hayatı hem de yüksek lisansa dair de
soruları olursa şu anda da onunla alakalı cevaplar da vermeye çalışırım. Veya tabii, daha sonra da dediğim gibi benim numaramı paylaşırsanız herhalde de vardır diye düşünüyorum herkesle, çoğunlukla. En kötü oradan da şey yaparız, konuşuruz. En kötü YouTube'a video attığımız zaman abi Twitter sayfanı falan ekleyebiliriz oraya iletişim için. Olur, olur. Ulaşabilirler yani eğer iznin varsa. Bana da bu arada telefon, mail hangi yoldan ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir soru için. Her zaman açayım. Zaten iki arkadaşımız da toplulukta diye tahmin ediyorum. Topluluk grubunda aynen, yani oradan ulaşabilirsiniz. Bir tane soru var. Hande Berkun sormuş. Sanırım bunu cevapladık ama Hande sanırım kaçırmış ama biz tekrardan bir üzerinden geçelim. Yüksek lisansı olan ilgili sef var mıydı diye sormuş. Yüksek lisansa yatırımlarınızı lisans öğrencisiyken nasıl yürüttünüz? Gerçekten büyük bir ilgiyle bölüme başlayanlar varken bazı öğrenciler üniversitede güncel olayları takip etmeye, uluslararası siyasetten ancak haberdar olmaya başlıyor. Sizin için bu durum nasıldı? O açığı nasıl kapattınız diye sormuş. Böyle ufak ufak sanırım cevapladınız bunu diye atıyorum ama. Hangini cevaplayalım ben? Yani sen cevaplayabilirsin. Tamam. Benim yüksek lisans yapma hedefim ikinci sınıfta Haktan Hoca'yla, Haktan Birsel Hoca'yı tanıyorsunuzdur. Haktan evet. Hoca'yla yaptığımız bir böyle odasında yaptığımız bir sohbetten sonra kafamda kesinleşti. O böyle birkaç bir şey anlatmıştı. Zaten az önce de konuştuk. Birçok değerli hocamız birçok farklı perspektif kazandırdı. O da böyle çok güzel bir yüksek lisans doktora gibi, kendisi de daha sonradan tamamladığı için doktorasını, böyle çokça içinde kaldığı o kariyer planlamasını anlattı. Ve gerçekten de çok heveslendim. Bu alana yapabileceğim, bu alanda bir şeyler yapabileceğime dair inancım kuvvetlendi. İkinci sınıftan sonra, birinci sınıfı çok katmam bunun içine, birinci sınıfta tamamen böyle ya işte çok yüksek notlar vereyim gibi bir hevesle sadece şey yapıyordum. Ama ikinci sınıftan sonra tamamen yüksek lisansa yönelik şey yapmaya başladım. Çalışmaya başladım. Yani hep şunu düşündüm ikinci sınıftan sonra. Notumu düşürmemeliyim çünkü bu bana ileride şey olacak. Yani 80 alacağıma 85 alayım çünkü belki o 0,1 puan beni yüksek lisansta bir adım öteye atacak diye düşünerekten hareket ettim. Bütün sınavlarımda, bütün derslerimde. Ve o ilgi alaka beni hep bölümün içerisinde, güncel olayları takip etmenin içerisinde tuttu. O alanda diri kaldım yani. Şunu soruyorsa eğer, Hande miydi arkadaş? Evet, Hande. Eğer Hande şunu soruyorsa, yani alanla alakalı o donanımınızı veya işte ilginizi, alakanızı neye göre belirlediniz veya bu neye göre etken oldu diye soruyorsa da şöyle, Mert çok güzel anlattı. Sivil Toplum Kuruluşu'nda Avrupa Birliği ile alakalı yaptığı çalışmalardan sonra buna karar vermiş. Benimki de aynı. Göstermiştim. EUPES sertifikası, ben de Erasmus Plus K2 projelerine katılmıştım. Bizim de işte bu tarz projeleri yaptığımız bir derneğimiz vardı. 1907 Unifet. Bizim okulda da hala şeyi var. Okulda da topluluğu var yani 1907 Unifet'in. Biz de orada böyle projeler yapıyorduk. Ve orada bir arkadaşımla birlikte, o koordinatördü, ben de co-koordinatördüm. Birlikte bu işi yapmıştık ve orada şeyi görmüştük. Yani görmüştüm daha doğrusu. Avrupa Birliği gerçekten hala uluslararası ilişkiler bölümünde okuyanlar için dokunabilecekleri somut bir tarihi, belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra bir gerçeklik olacak. Gerçek yani realizm gibi, bunları da çok seviyorum. Bu alanlarda da çalışmayı çok keyifli buluyorum ama benim için şu çok çekiciydi. Ben Avrupa Birliği öğrencisi olarak bir gün gidip Avrupa Birliği meclisinde Avrupa'nın gündeminde ne konuşuluyor izleyebileceğim. Yani bu gerçeklik beni çok cezbetmişti. Dolayısıyla Avrupa Birliği alanı hem yaptığı yardımları ülkemizde çok yakinen hissetmiş olmam, hem Avrupa Birliği'nin liberal değerlerinin Türkiye için tam uygulandığı manada Atatürk Türkiye'sinin gerçekleşebileceğine duyduğum inanç, Avrupa Birliği'nin ekonomik standartlarının Türkiye'de tabana yayılacak zenginliği getireceğine duyduğum inanç, bunlar beni Avrupa Birliği alanındaki gelişmeleri izlemeye ve Avrupa Birliği alanında daha çok çalışmaya, o alanda bir şeyler yapmaya itti. Ve sağ olsun Sedef ve Burç Hoca'nın da hocalar çok etkilidir bu anlamda. Yani bir hocayı severseniz o hocanın anlattığını da seversiniz. Dolayısıyla onların anlattıkları da böyle çok pür dikkat dinliyorum yani. O anda benim için dünya bitiyordu. Onlar Avrupa Birliği'ni anlatırken, ki Avrupa Birliği dersi alan varsa Burç Hoca'dan, Avrupa Birliği'ni çokça eleştirir Burç Hoca. Evet, evet kesinlikle. Yani hatalarıyla, yanlışlarıyla, Türkiye'ye yaptıkları çifte standartlarla çokça eleştirir. Ve ben şunu gördüm.
Burç Hoca'nın söylemlerinden. Burç Hoca ile taban tabana zıt düşündüğümüz konular da vardı ve Burç Hoca ile bunları tartışabiliyorduk derste. Ve ben şunu gördüm. Avrupa Birliği yanlış yapıyorsa ben bu uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak bu alanda bir şeyleri değiştirebilme kudretine sahibim. Lisansüstü çalışmalarımla, doktora çalışmamla veya daha sonra akademideki bulunduğum bir konumla bu beni cezbetmişti. Bu beni motive etmişti. Bu heyecan beni diri tutmuştu. Dolayısıyla Avrupa Birliği alanına yönelmiştim. Ama çok stratejik düşünüp, yani Avrupa Birliği biraz işte miadını dolduruyor mu acaba diye düşünüp bu alana çok da yönelmek istemeyen insanlar da olabilir. Bunu belki ben de düşünmüştümdür zamanında. Buna da saygı duyuyorum. Haklı bir belki sitem veya düşünce. Ama bence burada asıl ilgi alanının ne olduğu veya neye karşı daha fazla kendini motive hissediyorsun o çok çok önemli. Ben Avrupa Birliği alanında somut bir şeyleri değiştirebileceğime veya izleyebileceğime, gözlemleyebileceğime duyduğum heyecan beni bu alanda çalışmaya itti. İkinci sınıftan bu yana yüksek lisans, üçüncü sınıftan bu yana da Avrupa Birliği alanına dair çalışmalarım hep heyecanlı sürdü. Hala da sürmeye devam ediyor. Çok teşekkür ederiz abi. Yani şöyle ben ufak bir ekleme yapayım. Hı-hı. Ben de aynı şekilde Yiğit gibi Avrupa Birliği alanına dediğim gibi senelerdir ilgiliyim zaten. Özellikle ikinci sınıftan itibaren dernekle tanışmamla beraber özellikle ilgim arttı Avrupa Birliği'ne. Ve yine zaten uluslararası ilişkiler lisans konusunda konuşmuştuk sanırım ya. Yani uluslararası ilişkiler evet, bölümüne evet. Nasıl ilgimizin doğduğunu onu zaten konuşmuştuk. Bu şekilde yani ekstradan bir şey konuyu uzatmamıza daha doğrusu gerek yok. Diğer sorulara da bir vakit ayıralım bence. Hemen okul ortalamanızı merak etmiş arkadaşlar mezun olurken. Benim 3.34'tü. Ben 3.49'da trajik bir şekilde 3.50 yapamadan 3.49'da mezun oldum. Üzücü olmuş o ya. Sonrasında Ekiner'den sormuş. Yurt dışından herhangi bir üniversiteye başvurdunuz mu acaba diye. Ben başvuramadım. Sebebi şöyle. TOEFL puanım yoktu o dönem. Çünkü şöyle arkadaşlar. Yurt dışında bir okula başvurmak istiyorsanız yani direkt şöyle söyleyeyim. Mesela seneye Eylül-Ekim ayında 2021'in Eylül-Ekim ayında başlayacak bir yurt dışındaki bir yüksek lisans programının başvuruları şu an alınıyor mesela. Ya da bir ay içinde başlayacak. Yani bir sene önceden başvuru almaya başlıyorlar ve benim bir sene önce 2019 Eylül-Ekim aylarında bir TOEFL puanım yoktu. Ya da bir IELTS puanım yoktu. Dolayısıyla yurt dışında yüksek lisans düşünen arkadaşlar mutlaka 3. sınıf olanlar için özellikle söylüyorum. Bir TOEFL ve IELTS sınavına girsinler. Ya TOEFL'a ya IELTS'e girsinler. Yeterli bir puan almaya çalışsınlar. Ben başvurdum. Ama kabul alamadım. Yani kabul alamadım derken aslında bursa başvurdum. Bursa kabul alamadım. O yüzden de devam etmedim. Bu alanda çalışma yapmak isteyen arkadaşlara şiddetle tavsiye edeceğim bir burs var. Bu bursu şeyden de biliyorsunuzdur. Barış Hoca da çokça belki söylüyordur. Jean Monnet bursu. Jean Monnet bursu çok prestijli, çok da önemli bursiyerlik şeyi yaratan bir, akademik referansı yaratan bir burs. Türkiye'de de çokça bilinen aslında, bilmiyorum, duymayanlar vardır belki Jean Monnet. Bu burs işte Haziran-Ağustos ayları arasında başlıyor. Böyle Eylül ortalarında falan daha bitiyor. Daha yeni kapandı başvuruları. Aynen, başvuruları da kapandı. Bu sene başvurmadım çünkü artık tez aşamasındayım. Tezi bitirdik, tezle birlikte bu tarz bir koşturmanın içerisinde olmak istemiyorum. Çünkü bir de aynı zamanda çalışıyorum. Çok zor oluyor benim için. O yüzden bu sene başvurmadım ama geçen sene Jean Monnet'e başvurmuştum. Olmamıştı. Başvurum yeterli standartları sağlayamadığı için olmamıştı ama o yeterli standartları yani o IELTS TOEFL standartlarını sağladıktan sonra yeniden başvuracağım. Çünkü onun bir şeyi yok. Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı olarak bile başvurabiliyorsunuz Jean Monnet bursuna. Sizi Avrupa'da bir Avrupa Birliği ile alakalı tabii bir yüksek lisans veya doktora şeyine gönderiyor. Kısa süreli eğitimine, bir yıl, iki yıl gibi bir eğitime gönderiyor. Giden arkadaşlarım da var. Çok prestijli bir burs. Jean Monnet. Bir tane Macaristan'da yüksek lisans ve doktora linki attım. Doğru yere mi attım bilmiyorum ama chat bölümüne attım. Aşağıya. Şey yapıyorum. Çok Zoom'u çok bilmiyorum. Chat bölümüne yazdım. Bir tane link bıraktım oraya. Oradan bakabilirsiniz. Şu an başvuru sürecinde. Çok da öyle yüksek standartlar isteyen bir şey değil. Hatta bazıları sadece sözlü sınavla bile İngilizcenize tamam diyen bölümler var. Bunda sosyal bilimler de dahil. Ben de baktım. Ben doktoraya bakıyorum. Yüksek lisansa bakmadım tabii. Ama bunlara muhakkak bakın. O şey attığım Macaristan'daki yüksek lisans doktoralara.
Orada gidip okuyan arkadaşımın arkadaşları da var. Öyle çok çok zor değil. Yapabileceğinizi düşünüyorum. Ona başvurabilirsiniz. Bir de Fransızcası olan varsa eğer, yani ikinci bir dil olarak Fransızcası olan varsa, yoksa da çok zor bir şey değil bir yıl içerisinde A2 seviyesine getirmek Fransızcayı. Avrupa Koleji var. College of Europe, belki duymuşsunuzdur. O da çok prestijli bir okul. Avrupa alanında, Avrupa entegrasyonu alanında, numara diyebiliriz herhalde alanında, ya. Yüksek lisans imkanı sağlıyor. Ona başvurabilirsiniz. Onun haricinde benim bu sene sonunda, 2021 sonunda Amerika'ya gitmek gibi bir durumum var eğer olursa. O yüzden orada başvurularımı yapmayı düşünüyorum. Şu an için böyle bir durumum yok. Tezimi bitirme hedefim yani. Harika abi. Vallahi her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten soru var mı daha fazla? Şu an bekliyorum ama sanırım göremedim. Arkadaşlar da çok teşekkür etmiş. İş olup çıkanlar var ama onlar da çok teşekkür ediyorlar. Gerek bana özelden yazanlar olsun. Sanırım başka yok. Bir soru var mı? Tabii Yavuzhan, tabii açabilirsin abi. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ben birinci sınıf öğrencisiyim ya. Bölüme politikaya ilgim olduğu için başladım. Hani ondan sonra bölümü araştırdığımda hani politikayla alakalı çok iş yapan birini göremedim. Hani onun için bir soru sormak istedim yani. Evet, soru tam olarak peki nedir? Hani ben politikayla alakalı olduğum için bölümü seçtim ama politikayla alakalı çok bu işi yapan insanlar yok. Hani o yüzden ticarete yönelmeyi falan düşündüm. Hı hı. Hani politikayla alakalı, bu bölümle alakalı hangi işleri yapabilirim? Politika derken, politika çok geniş bir... Siyasetçi kavram. Olmak açısından mı? Hani diplomat yetiştiriyormuş. Bölümün amacı diplomat yetiştirmekmiş ama hani bölümden mezun olup diplomat olan çok insan yok yani. Evet, rekabet çok fazla çünkü. Yani evet. Dışişleri Bakanlığı'na girme gibi bir herkesin böyle nihai hedefi var ama ne yazık ki girmek çok kolay değil. Dolayısıyla insanlar da başka hedefler belirliyorlar kendilerine. Öyle bir durum. Aslında söylediğin politika olmuyor çok şey. Yavuzhan. O bürokrasi oluyor. Bürokratik taraf oluyor. Oraya da Mert'in söylediği gibi hem rekabet çok fazla hem de rekabet çok nitelikli. Ve belli bir zamana kadar da, Barış Hoca şu an yok ama Barış Hoca da söyler. Belli bir zamana kadar orada Barış Hoca bile şey yapamamış yani sınavlarında. Yani belki bazı başka durumlara da girmiştir ama belli bir zamana kadar hariciye de mülkiyenin şeyi çok fazlaydı. Tahakkümü çok fazlaydı. Oraya sadece mülkiyeli alıyorlardı. Veya işte böyle bir iki tane İstanbul Üniversitesi'nden falan insanlar alıyorlardı. Ya ben bölümün mezunlarına baktığımda insan kaynaklarında çalışan insanlar, ne bileyim ticaret alanında çalışan insanlar var ama hani ne bileyim bürokrat, Avrupa Birliği'nde çalışan insanlar, mecliste çalışan insanlar. Aslında çok var. Çok var. Çok fazla var. Evet. Evet, bilinmiyor. Şöyle bir durum var. Çok çok popüler olmuyor belki. O yüzden bilinmiyor ama emin ol çok var. Mesela Barış Hoca da onlardan birisi. Zamanında mecliste çalışmış. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak. Evet. Milletvekili danışmanlığı yapmış yani. Dolayısıyla aslında var. Eğer kendini bu alanda eğitirsen, bu alana yönelik çalışırsan 4 sene boyunca. İlk başta anlatmıştım. Belki söylemiş, belki hatır anımsarsın. Ben de böyle zannediyordum. Senin gibi zannediyordum. Acaba biz buraya gelip buradan milletvekili olarak mı mezun olacağız falan gibi düşünüyordum. Ama öyle olmadığını ben de birinci sınıfta aynı senin gibi böyle bir o aydınlanmayı yaşamıştım. Belki biraz kabullenmesi zor ama yapabilirsin eğer bu alana şeyin varsa. Ben de mesela şu an ticaretle uğraşıyorum baktığın zaman. Bu engel değil bunu bitirmene. Şu an dış ticaret sektöründe çalışıyorum bir yandan. O yüzden bence hani bırakayım da ticarete yöneleyim diye düşünme. Tamamla yine ticarete yönel. Bu alanda kalırsan imkanların her türlü devam eder. Bir yandan yapabilirsin yani ticareti. O bırakmanı gerektirecek bir neden değil. Bırakmak istiyorsan orası ayrı tabii ama. Ben şöyle söyleyeyim. Şöyle bir eklemede bulunayım. Yani bizim bölüm mezun olunduğu takdirde diplomada mesela atıyorum bir mühendislik bölümünden mezun olduğun zaman diplomada mühendis yazıyor. Ama bizim diplomamızda uluslararası ilişkiler yazıyor sadece. Dolayısıyla yani bir uzmanlık söz konusu ama işte bu bir doğrudan bir mesleki kazanım olarak bize verilmiyor. Ya da diplomamızda da bu şekilde yazmıyor. Dolayısıyla
en başında yayının söylediğimiz Yiğit'le beraber her şeyi olup hiçbir şey olamayabildiğiniz bir bölüm. Yani her şeyde olabiliyorsunuz, hiçbir şeyde olamadan da çıkabiliyorsunuz. Bunun tamamen ipleri sizin elinizde. Kendinizi geliştirmenize bağlı. Yani uluslararası ilişkiler size bir alan açıyor. Bir alan yaratıyor. O alanda istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama günün sonunda kendinizi geliştirmeniz bekleniyor tabii ki. Yavuz'a şeyde çalışanlar, ben Dışişleri Bakanlığı'nda 2017 yılında bir ay süreyle bir staj yapmıştım. 2017 yılının Temmuz ayında uluslararası hukuk konulu bir stajdı. Orada birçok meslek memuruyla tanıştım. Hepsinin bölümü istisnasız benim tanıştıklarım belki denk geldi, tesadüf etti ama konuştuklarımın hepsi uluslararası ilişkiler mezunuydu. Genellikle işte Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ gibi. Ve onlar da genellikle uluslararası ilişkiler mezunlarının hariciye de meslek memurluğunda tercih edilen bölüm olduğunu söylüyorlar. Fakat dediğim gibi, ilk başta söylediğiniz gibi rekabet çok fazla, alım çok düşük. Ya belki bir sene 40'tan fazla almıyorlar. O yüzden ama 4000 tane mezun veriyor İBF bölümleri. Evet. Dolayısıyla yani oranladığın zaman binde bir bile belki çok onun bile altında bir alım oluyor. Dolayısıyla çok az farkında oluyoruz, çok az duyuyoruz. Haklısın ama imkansız değil, mümkün. Bu alana yönelik çalışırsam, bir gün belki mesela sen de Dışişleri Bakanlığı'nda staj yaparsın veya bir eğitime katılırsın. Belki görüşün çokça değişir. Evet ya, uluslararası ilişkiler mezunları gerçekten Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyormuş dersin. Ve bence siyasette de çok fazla uluslararası ilişkiler mezunu milletvekilliğinde de normal politik danışmanlık anlamında da çokça var. Özellikle tercih ediliyor. Yavuzhan, ben de bir ekleme yapayım sana ufaktan. Ben de iki stajımı kamuda yaptım, belediyelerde yaptım. Eğer politikadan, siyaset yapmaktan kastın yani böyle bir kamu personeli olmaksa gayet oralarda da çalışabilme yetkin oluyor ve şöyle söyleyeyim, katılabildiğin meclislerde, bizim meclislere götürüyorlardı böyle hafiften orada deneyim kazanmamız için. Oralarda bile siyaseten, hani devlet siyasetinin olmasa da yerel yönetim siyasetine etki ettiğini görmek seni gerçekten bir politikacı gibi hissettiriyor. Bu alanda da ilerleyebilirsin. Bir kamu personeli olarak belediyelerde, belediyenin dış ilişkilerinde, belediyenin sosyal politikalarına çalışabilirsin. Gerçekten keyiflidir. Tavsiye ederim. Buraya da buna dair bir şey de yaparsak, yeni bir yayın yaparsak orada da anlatırım. Ufak bir proje yazarak girmiştim ben mesela. Yine bir siyaset politikasıyla girmiştim oraya proje yazarak. Ya bunu tavsiye ederim yani. Sadece politikacı çıkarmıyor diye de düşünmeni istemem açıkçası. Ben bölümü internetten araştırdım. Çok karamsarlığa kapıldım yani. İnsanlar bölümü bayağı kötü anlattılar bana karşı. Hı hı. Yani neler yapabileceğimi araştırdım hani bölümden mezun olduktan sonra. Yani siyasetle, politikayla alakalı hiçbir şeyler yapamayacağımı, sadece ticaret alanında hani İBF'nin iş olanaklarından bir tanesini falan yapabileceğimi söylediler. Hani mezun olduğunda bir iktisatçıdan farkın olmayacağını falan söylediler. O beni çok korkuttu. O seninle alakalı. Tamamen seninle alakalı. Senin nasıl mezun olduğunla alakalı. Yani her sene mezun verilen 40 bin kişiden birisi mi olacaksın, yoksa gerçekten kendisini yetiştirmiş o 1000 kişilik iyi uluslararası ilişkiler mezunlarından birisi mi olacaksın? Ona karar verirsen uluslararası ilişkiler gerçekten sana çok iyi bir entelektüel altyapı kazandırır. Bu da seni hayatta her zaman 1-0, 2-0 öne atar. Çıktıktan sonra, mezun olduktan sonra özel sektörde bu tarz bir iş yapmak yanlış değil veya bölüme ters değil. Hatta aksine bölümdeki kazandığın perspektiflerden birisini hayata geçirme şeyi sağlıyor, yetisi sağlıyor. Ben de dediğim gibi yani senin söylediğin örneğin bizatihi karşılığıyım. Şu an ben Eylül 2019'dan bu yana, mezun olduğumdan bu yana yani özel sektörde dış ticaret alanında, ihracat alanında çalışıyorum. Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte çalışıyoruz. Avrupa Birliği hukukuna, Avrupa Birliği ticaret hukukuna bir noktada hakim oluyorum bu işi yaparken. Anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi bu tamamen senin kendini yetiştirme şeklinle alakalı. Bence Ekşi Sözlük'te, Uludağ Sözlük'te yazanlara çok bakıp bölümle alakalı ne enseyi çok karar ne de ya evet ben müthiş bir bölümdeyim de. Sadece kendine odaklan, hedeflerini çiz ve ona yönelik çalış. Ekşi Sözlük'te bir çaydanlığı çokça yeren de var, çokça öven de var. Buraya bakıp bölümle alakalı kendini karamsarlığa itme derim. Ekşi Sözlük hiçbir şeyin kıstası, ölçüsü değil. Boş ver. İnternette yazılanları. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek. Karamsarlığa kapılmayı istemeyiz yani.
Evet, başka bir soru yoksa arkadaşlar ben yavaştan sizi de çok tuttum, yordum yani. Biliyorum, özür dilerim yani bu konuda. Yok da. Yok, estağfurullah. Ama hakikaten şu ortam kesinlikle çok zevk aldım. Hepin abi, hepinize birer birer teşekkür ederim. Herkese, katılan herkese. Yani çok da iyi bir katılım şeyiyle, sayısıyla ilerledik. Saat de geç oldu. Hani ona rağmen çok iyi ilerledik. Yani tam bir böyle kafede oturup çay kahve alıp muhabbet ediyormuşuz gibi oldu. İnşallah o da olur. Onu da yaparız. Evet, kesinlikle. Yani olduktan sonra şu pandemi geçince artık yüze gelmek inşallah nasip olur. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer son bir söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebiliriz. Yoksa Hande bir şey yazmış. Gerçekten bölüme karşı çıkmamız daha da artan bir diyor soruyor. Tamamdır Hande. Yani teşekkür ederiz. Biz de hedefimiz buydu açıkçası. Biraz daha böyle evet iştahlandırmaktı. Hani insanların neler yaptığını, öğrencilerimizin neler yaptığını göstermekti. Bölümler devam edecek. Şimdi de ikinci bölümün hazırlıklarını yapıyoruz. Ona da sürpriz konuklarımız var. Yakın zamanda yayınlarız ofisinde. Ona da bekleriz. Ya konuşsak sabaha kadar sizi burada uluslararası ilişkilere aşık ederiz ya Musan. Aynen. o yüzden çok konuşmayalım ki sen de aşık olma, hedeflerini ona göre çiz. Yani ticaret yapacaksan da seni de alıkoymayalım. Ama gerçekten sabaha kadar konuşsak konuşuruz. Gerçekten evet. Çok güzel bir bölümümüz var. Bölümümüz gerçekten çok kendisi içerisinde yeknesak bir bölüm. Kendinizi yetiştirirseniz buradan çok fazla alternatifler var, çok fazla imkanlar var. Ama benim naçizane tavsiyem, haddim olmayarak vereceğim tavsiye, eğer lisansüstü düşünüyorsanız bölümü bitirdikten sonra farklı okullarda yüksek lisans yapmanız. Çünkü ben hocalarımdan bu yönde telkin aldım ve onu uyguladım ve gerçekten sonucunu aldım. İnsan bazen konfor alanından çıkmak istemiyor. Ben Kerpiçelebi'yi tanıyorum, buradaki hocalarımı biliyorum. Notlarım belki daha yüksek olur buna binaen diye düşünüyor. Ben de düşündüm, yanlış değil. Öğrenci psikolojisi belki bir yerde ama o konfor alanından çıkıp başka yerleri görmek, başka akademisyenleri tanımak, o network'i genişletmek, o perspektifi açmak çok çok önemli. Benim son tavsiyem bu olur. Yüksek lisans hedefleyen, doktora hedefleyen arkadaşlar için Katip Çelebi'deki sınava girin. Buradaki sınav sizin için çok iyi bir başarı ölçüsü olur. Ama bence Katip Çelebi'yi değil, diğerlerini tavsiye edin ki bizim gibi gittiğiniz yerde ben Katip Çelebi mezunuyum diyebileyim, diyebilin. Biz diyoruz ve gururla her yerde Katip Çelebi'yi temsil ediyoruz. Size de inşallah aynı gurur nasip olur diyelim. Ben yeniden teşekkür ediyorum Uluslararası İlişkiler Kulübü'ne, topluluğuna, Orkun Başkan'a, Yönetim Kurulu'na, Barış Hocamıza, Didem Hocamıza ve diğer tüm bölüm hocalarımıza. Katılımcılara, sizlere sabrettiğiniz için, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi böyle iş hayatıyla alakalı olur, yüksek lisansla alakalı olur, ikisi bir arada olur. Bütün sorularınızı da her zaman yanıtlamaya, size destek olmaya çalışırım. Biz teşekkür ederiz abi. Ne kadar mutlu ki sizin gibi başarılı öğrencileri buraya işte konuk alıp böyle bir şey için çalışıyoruz. Yani gerçekten çok gurur verici. Sizin gibi insanları lisanstaki öğrencilerle tanıştırmak, işte göstermek. Gerçekten tekrar teşekkür ederim. Öyleyse kapatalım. Mert buyur abi. Ufak ekleme yapayım. Yani veda konuşması yapayım daha doğrusu. Buyur. Ben de çok teşekkür ederim bu etkinlik için. Başta işte İKÇÜ, Uluslararası İlişkiler Toplu olarak ve sana aynı şekilde ve ekibine organize ettiğiniz için böyle bir etkinliği. Çünkü Barış Hoca'nın da söylediği gibi ayrılmadan önce hani bu tarz etkinlikler gerçekten çok önemli. Yani ben mesela lisansta okurken bir lisans üstünden eski bir okul mezunuyla görüşmek gerçekten isterdim. Yani en azından tecrübelerini alarak o şekilde yoluma devam etmek isterdim. Ancak size nasipmiş. O yüzden de çok mutluyum. Yani buna ufak da olsa bir katkım dokunduğu için bu yolda. Yine aynı şekilde tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yiğit'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem katıldığı için hem de benim de yine yüksek lisansımda çok yardımı dokunduğu için ayrıca buradan da teşekkür edeyim. Tamam, ben teşekkür ederim. Bu kadar. Benim de söyleyeceklerim. Herkese teşekkürler. Teşekkürler o halde. Herkese katılan herkese teşekkür ediyorum ben de. İyi geceler diliyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum abi. İyi geceler. İyi geceler. Ben buraya neden çıktım? İkinci bölümde görüşmek üzere. Birinci bölümün özel konuklarından buradan tekrardan görüşmek üzere. Onur'a olduk ilk bölüm olmasından da ötürü. Sağ olun çok. Görüşmek üzere abi. Hoşça kalın.